Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. beni özlemişler. Beni özlediniz mi? İki gündür. Ben de sizleri çok özledim. Çok güzel bir hafta olsun inşallah. Astrolog yazar Zeynep Turan yanımda hoş geldin diyelim. Ve aynı zamanda blogger Revna Çakır bizlerle beraber hoş geldin diyelim. Hanlarımın başına tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugün çok güzel konular konuşacağız. Nisan ayının ilk gününden bize güzel haberler vereceksin diye düşünüyorum. Bir bu ayımız nasıl geçecek çok 28 merak ediyoruz. Mart'tan bu yana ben zaten diyorum ki bahar geliyor. Çünkü yılın ilk Merkür gerilemesi bitti. Güneş Koç burcuna geçti. Bahar biraz geç mi geldi ya? Bahar e, ruhsal olarak belki geç gelmiş olabilir. çünkü Hayır ben havasal de, olarak sordum. Evet yani. havasal olaraksa bir biliyorsunuz bu o haftada sıcak olacağını söylüyorlar. Hı hı. Haberle hava durumunu bile burada vereceğim hani, ya. yakında. Evet, ama doğru. geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz havada çok da güzeldi. Bir iniyor bir çıkıyor ama onu ben her zaman şöyle söylemiştim. İklim meseleleri 2023'ün, 2026'ın gerçek dertleri olacağını işaret ediyor gezegenlerin seyri. Çünkü neden? Gördüğünüz gibi hani hali hazırda uzağa gitmeyin. E, şimdi buradan da geçmiş olsun diye dileyelim. İran'da biliyorsunuz sel felaketi oldu. Evet, Dolayısıyla evet. da iklim diyor ki Neptün evet. Balık'ta hareket ettiği sürece size yazı beklerken kış, kışı beklerken yaz getirebilirim diyor. Evet. ama velakin ruhsal olarak, duygusal olarak biz buralarda hatırlarsan Çağla Mart başından bu yana Mart ayı dert ayı 28'inden sonra biter. Ondan sonrası önümüz açılır dedik. Bugün 1 Nisan sosyal medyadan takip edenler bilir ki ben aile, günler öncesinden Nisan ayının bir şekilde hepimize iyi geleceğini çok daha farklı olacağımızı özellikle diyetti, estetikti, kilo vermeydi, evimizi düzenlemek. Kimler en çok farklı olacak? Bu farklılıkları en çok hangi burçlar yaşayacak? Diyerek gidiyor. Koç burcuyla hemen başlayalım istiyorum başlayayım Zeynep. Başlayalım hemen, hemen başlayayım. başlayalım. Bu kadar hızlı başladı Nisan e, öyle diyoruz. Oldu. Nisan ayında burçları neler bekliyor? 2019'un Nisan ayında Koç burcu en net olanı hani bilirsiniz tweet burç olarak ya da Zeynep Turan olarak sosyal medyalarda bir enleri çok seviyorumlar Ve siz de hep enleri okursunuz. Bu ay en net olanı koç burcu. Hazır mısın Onur Hanım? Gördüğünüz gibi siz en netmişsiniz. Dolayısıyla da her kanalda bir tane koç burcu kesiği yakalıyorum. Vardır mutlaka. Bütün izleyenler de bunu biliyor. Yani bir orada burayı bir burada burayı yakalıyorum. Koç burçlarının Uranüs zaten gitti. Kurtuldular. Nefes almaya başladılar. Ama bana sosyal medyada yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben koç burcuyum. E derdim daha bitmedi. E, daha 6 Mart'tan şu güne kaç gün geçti? E, bir nefes alalım. Zaten 16 Nisan'daki şu dolunay terazi aksı geçecek. Sonrası biz zaten diyoruz ki Nisan ayı herkese çok daha rahatlatarak, ferahlatarak gelecek. Evet. Yani Nisan ayında Koç burcunun dikkat etmesi gereken bir tarih var mı? <laughs> bu yazdıklarımın yanı sıra bakın bunları editlemişim, hazırlamışım ama size önemli bir tarih de vereyim sevgili Koç burçları. 16 Nisan'ı cebinize koyun. Ondan sonra orada biraz daha dikkatli ve öngörülü davranmaya çalışın. Koç burçları 16 Nisan'a evet, Evet çünkü etsin. orada bir dolunayımız var. İkili ilişkilerinizle ilgili net kararlar alacaksınız. Hı. Alabilirsinizden de öteye geçeyim. Hadi ben yine bugüne şanuna göre konuşayım. Ufak tefek iş kazalarına dikkat edin diyoruz koç burçlarına. Aile içindeki maddi paylaşımlar olabilir. Örneğin işte eğer siz annenize maddi destekte bulunuyorsanız varsa abiniz ya da ablanız bir sürpriz yapabilir ya da kardeşleriniz. Aa dur biraz da ben sana destek olayım. Bu ay benden diyebilir sevgili koçlar. Dolayısıyla da ekonomik anlamda çevrenizde içten içe ayıflandığınız kişilerin bir anda sorumluluk aldığını görebilirsiniz. Nisan ayının gündeminde koç burçlarını yalnızım koçum. Yalnız bir koç burcuyum. Mutsuz bir koç burcuyum. İlişkimde derdim var koç burcuyum. Onur Hanım sözlerimin yarısı size. <laughs> Yaka resim, böyle. Yaptım. Evet bir dahaki yine almazmış beni. Bir daha yayına eğer beni Fox ekranları almazlarsa Onur Hanım yüzünden. Onun aşk hayatıyla fazla başka uğraştık. Doğru. <laughs> Dolayısıyla da e, koç burçlarının aşk hayatında problemleri gökyüzü artık çözmeye başlıyor. Madem öyle diyor çünkü iki tane bakın arka arkaya 365 günde her ay bir tane dolunay veya yeni ay olur. Ama ben bu kadardır yıldır yazıyorum. Sizler de şahit kılıyorum. Siz de okuyorsunuz. Ben bu kadar üst üste aynı böyle 20 gün arayla 25 gün arayla bir dolunay terazisi burada gerçekleşecek. Bir dolunay terazisi bir de öbür ayda gerçekleşecek. Hiç görmedim yani siz tabi bu kadar teknik yakalayamıyor olabilirsiniz ama ben görmedim. En azından bunu bilin gökyüzünde de özellikle değişik bir dolunay havası var. Ve koç burçlarına diyor ki seni ben aşksız bırakmayacağım. Senin kırıldığın yerden toparlayacağım diyor. Kariyer ve para konusundaysa 16 Nisan'dan sonra beklediğiniz anlaşmaları yapabilirsiniz. Örneğin alım satımla ilgili bir planım var diyorsanız sevgili koç burçları... Hele Nisan'ın sonuna doğru size öyle güzel haberler verir ki siz de ona şaşar kalırsınız. Sağlık konusu mu? Hemen yani efendim Nisan işte soğuktu, kıştı bakın burada yazdı bir açıyor bir kapatıyor. Ceyran'da kalmayın. Sağlık evinize yıldızla düşürdük, iki yıldızcık verdik. Dikkat edin diyorsun Dikkat yine. Dikkat edin diyorum. Bu bahar Kes havaları çarpabilir adamı. E tabii kesin aşk havası, bahar havası, evet. paranın geliyor olması, birilerinin sorumluluk alıyor olması, koç burçlarına böyle kalbine kelebekler uçarken bir bakmışız ki gribal enfeksiyonlar, üst solunum sorunları derken koçlar diyecek ki ay bir de hasta oldum demesin. Mükemmeliyetçi midir koçlar? Nazlıdır. Hmm. Mükemmeliyetçi değildir. değildir. Mükemmeliyetçi burç hangisi isterseniz hep beraber bir hatırlayalım, düşünelim. Başaktır. Hı. En nazlı burç kimdir? Yengeçtir. Diye isterseniz burç yorumlarını bitirdikten sonra şöyle öyle bir, evet, öyle bir duygu şey bir durumunu da bir konuşalım. Bütün ama burçların önce... duygu durumunu da konuşuruz az sonra. Evet ama şimdi geldim hiç burçları bölmeyeyim sonra kızıyorsunuz bana sosyal medyalarda. ama burçları. sorunuz varsa mutlaka Çağla'ya sorun. Hiç bana zeynep Yeni bir gün sorun. Fox <laughs> hesabına sorularınızı iletebilirsiniz. <laughs> ben buradan eleyip seçip sana soracağım mutlaka. Şimdi, şimdi ben açıyorum okuyamıyorum Ki, hatırlarsanız evet. hani ben sadece anlatırken siz soru soruyorsunuz okumadın diyorsunuz. Vallahi ben de hani güzeller güzel sunucumuz Çağla Hanım okuyacak. <gülüyor> <gülüyor> Bana nasıl atmak böyle bir şey yok. Evet <laughs> gelelim Boğa Hancım. Burcu'na. Sevgili Boğa Burcu 2019'un Nisan ayında Uranüs'te Artık kaynaşıyorsunuz, pekişiyorsunuz, en mutlususunuz. O kızgınlıklarınız, öfkeniz, aile içi meseleler bir anda toparlanmaya başlıyor. Kardeşlerinizle ilgili gelişmeler oluyor. Bakmışsınız ki onlar artık yoluna giriyor, hayatlarını toparlıyor. Diyeceksiniz ki et tırnak atılabilir mi? E atacaktım zamanında. Hikayeniz artık dağılıyor, bitiyor. Herkes kendine göre düzenini kuruyor, kendi hayatını toparlamaya başlıyor. Boğaların bu herkes iyi olsun durumundan, duygu durumundan Nisan ayı onları kurtuluyor. Sağlık sorunlarınız varsa sevgili Boğa burçları, özellikle de ay burcunuz Boğa ise Güzel haberler kapınızı çalmaya başlıyor. Hani her şeyin başı sağlık diyoruz. Boğa burçlarını özellikle %50'sini 2019'un Kasım'ından bu yana biraz yoğurduk, üzdük. Hı. Onlara sürprizler yaşadılar sağlıkla ilgili ilk defa. Dolayısıyla da artık bu Nisan, Başka Nisan olduğuna göre sağlık sorunlarınızı çözüme kavuşturuyorsunuz. Kendi iç dünyanızda hayata bakış açınızı 2019 değiştiriyor. Çünkü 2019'un e, gökyüzü hareketleri Hı. Neydi? Oğlak burçları kader yazacaksa, oğlak tutulmaları varsa dolayısıyla da sizin de bakış açınızı değiştirecekti. Çünkü gökyüzü toprakta hareket ediyordu. Hı. Emek verenin veya kendini unutanın bir hatırlatma yapıyordu. Böyleydi en azından ben geçen sene kitaba bunları yazarak bugüne hala da anlatmaya devam ediyorum. Yaşam alanınızı yenileyeceksiniz sevgili boğalar. Yok ben eve yeni taşındım sen bilmiyorsun hiç bana demeyin ekran başında. Bilemem evinizi, odanızı, iş yerinizi, makamınızı, mekanınızı taşıyacağınızı yük, e, burcunuza gelen 6 Mart'ta 7 yıl boyunca kalacak Uranüs söylüyor. E ben bilmiyorum gerisini derim. Başka da bir şey söyleyemem. Aşk hayatınıza 3 yıldız verdik. Cimriliğimizden mi? Hayır. Gündeminiz değişiyor. Dolayısıyla rehavete kapılıyorsunuz. O yüzden de ilişkinizde, evliliğinize, birlikteliğinize birazcık ara ara ilgi gösteriyorsunuz. Haklı olarak da Nisan ayında hem çok ilgili hem kendi kabuğuna çekilen tavrınız 3 yıldızlı ve o yüzden de ilişkinizde bir takım iletişim bozuklukları o olabilir. da 16 Nisan'da olabilir diyoruz. Kariyer ve para konusunda. Para, kariyer, gelecek durumları, iş pozisyonları, kaygılar veya bir takım belirsizlikler Nisan ayında dağılmak zorunda. Nisan ayında sahnede kim vardı? Sadece Nisan'ın dallarda açan çiçekleri baharı mı var? Bizim önümüzdeki günlerde güneş açacak sokağa dökülüp böyle bir kahve çay içip güneş gözlüğünü takıp tepemize şöyle bir bir bakacak mıyız? Hayır Uranüs var. Uranüs hepimizin hayatlarında 7'şer yıllık bir kapıyı açtı. Bu kapıyı belki ben bugün sizin hayatınızdaki haritanızı bilmiyorum nasıl açıldığını yorumlayamıyor olabilirim sevgili ekran başındaki izleyicilerimiz. Ama biliyorum ki 2026'ya kadar şu küçük notumu yazın hayatlarınızda özellikle kişisel e, tavırlarınızda alışkanlıklarınızda çok şey değişecek diyor Gökku ve ben o gezegen seyrinin yorumunun etkisini yalancısıyım diye de kendimi şöyle de bir güzel ben Niye kenara çekiyorsun abi? Çok iddialı konuştum <laughs> doğru, da çok iddialı doğru. konuşunca evet. bir dayanağım olsun, olsun istiyorum. Istiyorsun. Çünkü benim bir astrolojik olarak bir dayanağım var. Uranüs'ün Boğa burcundaki takım yıldızındaki hareketine iki tane kitap devirdim. Üç yılımı devirdim. Artık tamam yani final şeklinde Haklısın. geliyorum. O yüzden bu olan, siz bu ayın en mutlususunuz. Aşk hayatınızda biraz yıldız verdik ama o da bir bahar gibi yoğunsunuz, bir geri çekiliyorsunuz dedik. Sağlığınıza hiç dokunmuyoruz. Dolayısıyla sağlıkla zaten sorunlarınızı çözeceğiz dedik. Buradaki yıldızlar meselesini, kalpçikler, yıldızcıklar meselesini de açıkladığımı düşünüyorum. Boğa burcunu 2019 Nisan'ın en mutlusunu yaptım ve İkizler Burcu'na geçiyorum. 2019'un değişerek başlayan bu masalarda hakkında konuştuğumuz ikizleri artık en zengini yapıyoruz. Oo. Oh, tabii. Bir alkış gelsin. Zenginsiniz. Ben tabii kameranın tam ters kadrajına düşürüyorum. Şu tarafta hanımlarımız var bizim ekip oluyor. Hepsinin yarısı ikizler. Ben o tarafa döndüğümde yüzüm böyle yanlış yöne dönmüş gibi olmasın size. Aşk hayatınız adına güzel adımlar atacaksınız. Aşk hayatınızda öyle enteresan kararlar alacaksınız ki partneriniz veya eşiniz ki sana ne oldu? Niye bu kadar değiştin? Ne yaptın? Ne oldu? diye şaşırtacaksınız. Karşınızdaki kişiyi sevdiğinizi sorgulatacaksınız. Parasal anlamda büyük gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir anda bir iş fırsatı yakalayabilirsiniz. O yıllardır düşündüğünüz bir takım projeler veya sektör değişikliğini yok yapmam hele şu gün olmaz yorumlarınız 16 Nisan'dan sonra kapınızı çalarsa lütfen bana o zaman sosyal medyadan yazın. <laughs> Bak o zaman, <laughs> <O> zaman <laughs> yazın. Bekliyorum. Ediyorum. Aile içindeki sırlar ortaya çıkabilir. Bir tek sizi Nisan ayında niye üzüyoruz veya zorluyoruz? Hani dört dörtlükte en zenginiydik diyorsunuz. Duygusal olarak rahatlıyorsunuz. Maddi olarak cebinizde e, beklediğiniz özellikle paralar varsa sevgili ikizler, burçları destek ya da yardım gö görmeyi ya da aile içinde bir alacak verecek meselesiniz varsa bunları çözüyorsunuz ama aile içinde bir takım sırlar ortaya çıkacak kardeşinizin, ailenizden birilerinin, eşinizin hiç ummadığınız bir şeyini öğrenebilirsiniz ve dersiniz ki ne gereği vardı bunlara gibi yorum yapacaksınız. Bunun da takriben tarihi 15-16 Nisan olabilir. Ne kitlerin oraya yine bize hepimize derseniz Dolunay efendim hiç benle ilgisi yok. Haberiniz olsun. Artık herhalde yıllar içinde ben kişisel yorumlarımı da fark koyuyorum. Ettim, fark ettim. E, aşk hayatınıza 5 yıldız verdik. Bakın herkes herkese 3'te 4'te iyi. Alkışlar, gibi, beş yıldızlar, yıldız. kalpler, böcekler her şey ikizlere gidiyor maşallah. Para konusunda önünü açtık. Sağlık konusunda eli çizilse acısını hissetmeyecek. Çünkü biliyoruz ki kalbi cebi dolu. Ben ikizler şey burcu. kalbi evet. cebi dolu diye canım acımayacak. <laughs> acısını unutur. Ha acısını unutturacak şeyler o kadar, olacak diyorsun. Yani güzel gelişme. İkizler Burcu'na niye böyle hani bunu bir Boğa Burcu dinliyorsa İkizler canım canı acıyınca hissetmez mi Değil mi? İkizler Burçları son iki buçuk yıldır gerçekten dardaydı, zordaydı, yorgundu. O yüzden de bugün hani parmağını acısı, şöyle sıcağı değse yansa yok yok tamam geçer ben onu hallederim kafasını. Diyebilecek, mutlu olacak yani evet, değil mi? Evet o yüzden de biz İkizler Burcunu e, artık hele Haziran'da çok daha olumlu yorumlar yapacağı çünkü 12 yılda bir karşı devinize geç, geçen şans gezegeni diye adlandırdığımız devrimleri ve değişimlerin habercisi olan Jüpiter yay etkisi biliyorsunuz 2019'un Kasım aralığına kadar sizi yakından ilgilendiriyor. Artık Nisan, Mayıs, Haziran'da tap noktadasınız ve biz de bugünden itibaren bu aydan itibaren sizi en zengin yapıyoruz. Ama bu ayın içine bir şey sıkıştırdık. Bir sırlar meselesi var bilginiz olsun. Sevgili yengeç burçları. <laughs> 2019 yılının en şanslısınız. Hayda. Herkese iyi mi dedin demeyin. Birazdan ya, geliyorum maşallah, bazı burçlara doğru. Ağzından maşallah. Ama ben bunu e, Onur Hanım lütfen gelin yayında sunun. Cuma günü gönderdim. Perşembe yazdım. Hiç ha, evet hiç. tabii tabii. Hiç öyle bir şey aramayın. Ben Perşembe günü yazdım, cuma günü dost maille hmm. gönderdim. Yani çok önceden hazırlanmış bir gün şeriklere. önceden evet. hazırdı zaten, belliydi Aynen. yani. Diyorsun. Yengeç burcu en şanslısı. Hı. Dolayısıyla arabanızı yenilemek isteyen bir yengeç burcuysanız, yatırım planlarınızı yön değiştirmek istiyorsanız, örneğin ev satmayı düşünüyordum. Artık evi satmayı düşünmüyorum. Buraya kiracı koyacağım. Yok ben taşınacağım, şu tarafa geçeceğim gibi düşünceleriniz özellikle Mart'ta değişim gösterdiyse Nisan'da bunları uyaracağım. Hatta ailenizde genç kesimden birileri varsa, 1974 yılları ailenizde bireyler varsa sevgili yengeç burçları, bebek haberleri alabilirsiniz. Çünkü biz 2019'a şöyle bir şifre koymuştuk. Evlenmeyen evlendirir, çocuk sahibi olmakta zorlananlara sürprizler yapabilir. Bu yılın doğurganlığı çoğalması sürprizleri çoktur dedik. Sebebini neye dayandırdık? Çünkü yengeç oğlak aksındaki tutulmalara dayandırdık. Hmm artık gökyüzü bu kadar öncüyken suyun öncüsü Yengeç Burcu'na da Nisan ayında dallarında çiçek açmak düşüyor. Tabii ki yine biraz gerginlik yaşayabilir. Çünkü Yengeçler neydi? Hani burada isim takmıştık hatırlayalım lütfen. Yönetici gezegeni ay olduğu için küstüm çiçeği. 15, 16, 17 Nisan tarihleri arasında yönetici gezegeniniz ay. Dolunay fazında o güzel telefonlarınızda fotoğraf çekerken Yengeç Burcu'na bir takım sıkıntılar verecek. Sıkıntının adı ne olacak? Ne Kıskançlık. olacak? Kıskançlık o yüzden tabii de kıskançlık olsun yani. evet kıskanç ama yengeç için çok büyük olay öyle deme bak şimdi Hı. yazacaklar sana öyle mi tabi sen yanlış yere şu an topunarsın. Saniye. <laughs> hiç ben sana söyleyeyim <laughs> birazdan yengeçler sana doğru yürüyebilir tamam. çok alınganlardır Peki. Bence cumartesi bir yengeç burcuna uzun uzun danışmanlık verdim eğer Hı. izliyorsa buradan da sevgilerimi iletiyorum ee, hatta bir kendisi bankacıydı kendini mutlaka yakalamıştır. Evet, yengeç Hassastır. burçları şahada kalkmış tabi bir parça tabii. da olsa eski erkek arkadaşım arkadaşlarım dönme ihtimali var mıdır diye soran yengeç burçları var. Tam olarak önüme çıktığı için onu bir sorayım. Sana üzerimden atayım. Özellikle yengecin aşk hayatı ve e, eski ilişkisinde dönme ihtimali var mı diye 2-3 tane soru Kes, gelmiş. Kesinlikle tüm yengeçlere şöyle diyelim. Bir dönüşler var çünkü bakın bu arada da Merkür Retrosu 28 Mart'ta bitti. Beni takip edenler biliyor. Şu anki konu Merkür'le falan ilgisi yok. O Merkür geri giderken sevgili döner. Espriniz şu günlerde geçerli değil. O yüzden de... Bir şey soracağım. Nedir bu şaka gibi? Yengeçler Hayır çok ben sanki sıkıntıda... aynı hesaptan yazılıyor mu acaba diye düşünüp birkaç kez baktım. En az 7-8 kişiden yengeç eskiye dönecek mi? Yengeç eskiye dönecek mi? İlişkisi ne olacak diye soru var şu anda. Gelecekte teknoloji ilerlediğinde ben böyle el yordamıyla anlatmayacağım. Arkaya barkovizyon kuracağım. Barkovizyonda güneşin <laughs> pozisyonuyla yengeç burcuna ne kadar yansıma yaptığını anlatıyor olacağım. O yüzden de yengeç burçları gelecekte bak güneş benim üstüme geliyormuş diye sevdikleri anlatacaklar. Şimdi efendim Güneş Koç'ta öncü, ateşin öncüsü. Şu günlerde çevrenizde kimler doğum gününü kutluyor? Koç burçları. Evet. E peki yazın öncüsü kim? Yengeç. O da öncü burç. E gökyüzü bir yandan toprakta, bir yandan ateşte. Kimler sıkıştı? Su burçları sıkıştı duygusal dediğinizde balıktan önce kim gelir? Yengeç gelir. O yüzden de yengeç burçları şu an kalbi, aşkı alacağından çok daha onu ilgilendiriyor. İlişkisi, güven temaları çok kıymetli onlar için. 15-16 Nisan'da Dolunay fazı, yönetici gezegeniniz çünkü sizi eski sevgiliyi kapınıza getirir, arattırır, egonuzu okşar. Ama Orada bir biz biliyoruz ki siz bir şeyler yine yakalayacaksınız. Bu arada en iyi dedektif kim olur derseniz ya Başak olur ya Yengeç olur. Geçin gerisine. Dedektiflerken yani... dedektif bunlar. Araştırma kurcalama. Hem de ne? Hmm. Hem de ne? Bugün teknoloji vardı. 20 yıl önce Yengeç Burcu yok muydu? Vardı. Vardı. Gene e zaman, dedektifti, gene yine dedektifti. dedektifti. Yine dedektifti. Konuşurken o lafı yakalardı. Dolayısıyla demek istiyorum ki Yengeç Burçları 16 Nisan'da şu güzel çağlamıza yazdınız yengeçler hatırlıyorsanız kendinizi daha az önce yazdınız. Dönenler dönebilir ama onların eksiklerini bir takım yalanlarını ya da eksik anlatımlarından bazı şeyleri cımbızlayacağınız için kıskançlıklar yapacağınızı göz önünde bulundurarak orada 3 yıldız var hı hı. haberiniz olsun, olsun. ekranda. Kariyer konusunda ise işte araba aldırıyoruz, yatırım planlarınızı değiştiriyoruz. O yüzden de orada para kaybınızdan çok yatırımlarınızda yön değişikliği olduğu için paraya da kariyerinize de 3 yıldız verdik. Yoksa kariyerle ilgili çok büyük planlar yok. Ama bana derseniz ki benim yöneticilerimin pozisyonları ne olacak? Evet Nisan ayı üst düzeyle uğraşıyor. Hmm. Onda hiçbir sıkıntı yok sağlık konusunda bir problem olmadığını iddia ediyoruz. Çünkü gökyüzü öyle söylüyor. Ama siz derseniz benim bir takım kronik sorunlarım var. Astımdır, alerjidir, kilodur, tiroittir gibi sorunlarınız varsa 16 Nisan'dan sonra rahatlarsınız. Bunu da net olarak yorumlayabilirim. Bir yudum su hiç var. Evet. Ses gitti. <laughs> yani... Da böyle ayrı. Ay, bir de ara Son vermeyeyim. Ay, ben de yok kim? Ben de yok kim? Az sonra Selahattin Ömez bizlerle Allah. beraber olacak. Zayıflama da yapılan 10 büyük hataya konuşacağız. <laughs> <laughs> Ay Allah. Im. Ama ben söyledim. Ben Konuşma. yine gelmeyeyim mi dedim. Ve sonrasında da bir haftalık gerçekten hızlı kilo vermişim. Ben... <laughs> <laughs> Koptum. Neyse. Asla muşlarına geçiyorum ama ben yine de sağduyulu bir şekilde öksürüğümü yutup yoluma devam edeceğim aslanlar. Sizi asla üzme. Biliyorsunuz ben de dedim iş aşkı var. Çağla sen bilirsen ben de ağlarım. <laughs> <laughs> toparladım ama. Yengeçleri kesin güzel ne dedik? En şanssız dedik. 2019'un Temmuz ayında büyük kararlar almayın diye de buradan hatırlatıyorum. Sonrasında da Aslan Burçları'na geçiyorum. Sevgili Aslan Burçları en sorun çözeni sizsiniz. 2019 yılının Nisan ayında sorun siz. Bakın şimdi artık yazı konuştuk, baharı konuştuk. Artık böyle güneşin tam tepe noktasına doğru gelirken, aslana doğru gelirken birazcık artık bazı burçlara küçük küçük sıkıntılar iliştirmeye başladık farkındaysanız. Aslan burçları en sorun çözen dedik. Aşk hayatınızda sorunlar yaşayabilirsiniz dedik. Eğer zaten ikili ilişkilerinizle ilgili bir takım problemlerinin var Zeynep güzel şey söyle bana diyorsanız. Diyorum ki 16 Nisan'a kadar... Aşk hayatınızla ilişkinizle veya evliliğinizle ilgili bir takım zorluklardan geçebilirsiniz. iddialı kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Veya bir takım düzenlemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu güzel cümlelerine reklamlardan sonra devam edelim istiyorum. Olur tamam, mu? Bir kısa bir kesinlikle. ara verelim. Sonra geri kalan burçlara Çok bakacağız. Mutluyorum. Aşk konusunda kimler şanslı? Hı. Hangi burçlar maddi yönden kazançlı olacak? Az sonra seni dinleyeceğiz Hı. ama bir reklamlara gidelim. Kendimizi toparlayalım. Evet canlılarla yeni bir gün devam ediyor. Astrolog yazar Zeynep Turan'la beraberiz ve Aslan burcunda kalmıştık. Aslan burcunda Aynı kalmıştık. hızla devam ediyoruz. Aynen. Bak sen de dinle Revna. Evet Onur bana yayın öncesi tembihledi ben burada öksürüm düzenlerken. Aslan burçları pişman olacaksınız falan ya ben öyle şeyler asla söylemem. Tanıdık torpil yapma. Yazdım neyse onu anlatırım. Aslan burçları siz 2019 Nisan ayında en sorun çözeni olacaksınız. Aşk hayatınızda bir takım sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Yılın başından bu yana bir takım ayrılıklar, fikir ayrılıkları, eşle ilgili problemler ya da ilişkiyle ilgili iniş ilişki çıkışlar yaşamış olabilirsiniz. Ama en iyi bildiğiniz şey ki 16 Nisan'ın takribinde kapınıza birileri çalacak ya da eşiniz ya da birlikte olduğunuz kişi size bazı konularda haklar verecek. Ama bazı konularda vereceği için zaten tam olarak kendinizle anlaşılmış hissetmeyeceksiniz. O yüzden de çok daha rotanızı keskin çizmeye başlayacaksınız. Eğer geçmişte aklınız kaldıysa, gönlünüz kırgınsa, bir takım konuşmalar yapmadığınızı düşünüyorsanız işte o tarihte 16 Nisan'a takriben gelebilir. 16 Nisan bu kadar önemli mi? Evet aynı yerde, aynı dolunay peş peşe arka arkaya aylarda yaşanmaz. Dolayısıyla da işte Nisan ayın 16'sı işte bu kadar önemli. İş değişikliğiniz gündeme gelebilir. Ya eğer kendi işinizi yapıyorsanız son yıllarda hatta ve hatta okuduğunuz bölümün dışında bir iş yapıyorsanız bu son yıllarda yönünüzü değiştirdiyseniz veya çok daha başka bölümlere geçmeye çalışıyorsanız Nisan ayının sonlara doğru önünüze fırsatlar çıkabilir. Çocukları olan bir aslan burcuysanız çocuklarınızın eğitimiyle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Hatta onlarla ilgili farklı projeler veya fikirler düşünebilir. Bugünlerde okul eğitim konusunda ya da onların e, gelişimiyle ilgili çok daha farklı araştırmalara girebilirsiniz. Biz biliyoruz ki aslan burçları bol bol 2019'un nisan ayında yönlerini değiştirmek isteyecekler aşk hayatlarında o yüzden 3 yıldız verdi kariyer ve para konusunda aslında bir takım olacaklarınız varsa örneğin kendi yapıyorsunuz mart ayında kestiğim faturaları tahsis edemedim diyorsanız özellikle de Kadınsanız 2019'un Nisan ayı alacaklarınızı tahsis etmenize yardımcı olur. Sağlık konusunda ise sakarlıklara dikkat etmeniz gerekiyor. Geçtiğimiz ay balık burçlarının sakarlık ayıydı. Bu ayda bastığı yere dikkat etmesi gereken burç, aslan burçları. O yüzden de sağlık konusunda onlara 3 yıldız verdik. Hı. Sevgili Başak Burçları, Haydi 2019 bakalım. yılının gökyüzü toprakta toplanmaya başladığı günlerden geçerken siz en değişenisiniz. Hani o sizin pimpirikli adınız çıkmış titize 9 kere 9 köyde 9 mahallede 9 ülkede işte bu değişecek. Titizliğinizden çok artık diyeceksiniz ki ben de esniyorum herkes kendi sorumluluğunu alsın diyeceksiniz. Ve dolayısıyla da biraz daha olaylar akışına 2019'un Nisan ayında bırakabileceksiniz. En değişeni sizi yaptıktan sonra bu ay ben Başak Burcu'yum hiç estetikleşim olmaz ben çok doğal insanım demeyin. Eğer estetik planlayan Başaklarsanız zaten Nisan ayında yaptıracaksınız. Bir de estetik düşünmem, doğalım cık, diyorsanız da bu ay estetik yaptırma kararı alabilirsiniz. Aile içinde dedikodular ortaya çıkabilir. O onu dedi bu bunu dedi daha önce demiş böyle demiş. E tabi Başak titiz olduğu için buralara birazcık takılacak. Takriben de 15, 16, 17 Nisan tarihleri arasında. Eşinizin eğer evliyseniz eşinizin işiyle ilgili değişimler olabilir. Bir bakmışsınız ki yıllardır aynı pozisyonda çalışan eşiniz ya yükselmiş ya yön değiştirmiş ya da ben başka bir iş yapmaya karar verdim bu kişiyle diye çıka gelmiş olduğunu göreceksiniz Nisan ayında. Bu da söylediğim gibi biz şu bir Nisan'ın ortasında hep beraber bir hikaye bekliyoruz sürprizler bekliyoruz. Ama olumsuz da değil illaki. illa ki. İlla olumsuza da, da şartlanmayalım. Çünkü Nisan ayında olumsuzluklardan ziyade Güzel daha ziyade Olabilir diyorsun. Ama kesinlikle Nisan ayı teması Hı. zaten yapıcı. günlük Gündelik hayatlarımızda güzel dokunuyor. Özellikle de alışkanlıklarını değiştirmek isteyenlere çok daha faydalı. Ben böyle bir beslenme alışkanlığına geçmek istiyorum. Şu alışkanlıklarımı bırakmak istiyorum. 40 yıldır şunu düşünüyorum ama bir türlü yapamıyorum diyenlere Nisan ayı güç verecek, enerji verecek. Hadi ya yürü kulum e, e, kafasına kesinlikle sokacak. Nisan ayında gökyüzü hareketleri daha yapıcı ve toparlayıcı. Mart ayı gibi dertli bir ay değil. Çünkü Güzel. bir retro yok. Haberiniz olsun. E, ayın sonunda var. Onu da bir, ha, bir sonraki yayınlarda söylerim. Ama şimdi bunu konuşulacak bir gökyüzü konusu yok. Başakları en değişeni yaptık. Özellikle kafa yapısını değiştiğini söyledik. Aşkta kariyer konusunda, sağlık konusunda yıldızlarını anlattık. Parasız kalacağını iddia etmiyoruz. Bilakis Krizleri fırsata çevirecek bir takım yatırımlar yapacak. A Üst üste yatırımlar yaptığı için evdeki bir takım işte beyaz eşyası olsun, işte bir takım yaşam alanlarında düzenlemeler yapacağı için harcamalar üst üste gelecek. Yoksa onu da parasız aslında bırakmıyoruz. Ama belli bir hukuksal mevzunuz varsa, işte yazıyorsunuz bana sosyal medyalardan alacağım vereceğim var diyorsanız tabi bütün hukuksal meselelerin bu ay çözülmesinde iddia edemem. Hani her şeyi çözen ayda bu özellikle hukuksal meseleler ayında değil onu da söylerim. <laughs> belki mayıs ayına burada olumlu yorum çıkabilir. Terazi burcu en kararsızı gördünüz mü? Şimdi Nisan'ı herkese seviyordu. Başak'tan sonra biraz rüzgarı değiştirdi. Burası da kış köşesi diyorum çünkü. Dolayısıyla Terazi burcu en kararsız. E geçen ay yüz, yüzünü güldürdük. ...coşturduk, e, cesuru yaptık. Yılın zaten en iddialısı yaptık. Ama gelin görün ki bu ay kararsızlık e, düşüyor ona. Çünkü Dolunay hatırlarsanız 16 Nisan'da kimdeydi? Kimin evine misafir oluyordu? Terazi Burcu'na. Anne ailesiyle ilgili konular gündeme gelebilir. Sevgili teraziler, anneniz, anne aileniz, annenizin e, akrabaları... ...anneyle ilgili kardeşler, anneyle ilgili alacak verecek meselesi... ...annenizin kardeşinizle olan ilişkinize yansıması gibi... Birçok denge, denklemlerden bu ay geçebilirsiniz. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Eğer 1970-84 yıl arası doğumluyum, bir terazi burcuyum, iş arıyorum ama kafa dengi bir iş bulamadım diyorsanız işte bugünlerde o geçtiğimiz aylarda başvurduğunuz CV'nin kapısını çalan olabilir. Haberiniz olsun. Terazi Burcu özellikle şey sormuş. E, sağlık olarak nasıl etkilenecek önümüzdeki günlerde? Şimdi sağlık konusunda terazilerin natal haritasında son yıllarda ameliyat Tam... için uygun mu diye sormuş. Estetikse zaten Nisan ayında estetik <laughs> konusunu iyice gökyüzü coşturuyor. Çünkü gökyüzü toprağa döndüğü için herkes bir şekilde <laughs> görsel, görünüş, huy, duygusal anlamda değiştirmek istiyor. Ama ben terazi Terazi Burcu'yum. Son iki buçuk yıldır hani şu senin anlattığın işte kanlı ay tutulmaları vardı ya derseniz bir geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız 2016'daki tutulmaları paylaştım. Hani böyle TBT olarak. Çünkü oralarda terazilerin bir takım sağlık sorunları vardı. Hatta böyle kişisel e, konular. Ben de so sonuçta haritayı görmeden direkt birinin sağlık yorumu yapmayayım. Ama biliyorum ki son iki buçuk yılda birçok terazinin küçük küçük sağlık sorunları çıktı. Bunları 2019'un Nisan'ından sonra çok daha düzenlemeye, önünü görmeye başlarsınız. Ha ama benim strese dayalı sağlık sorunlarım var diyorsanız, zaten Nisan ayında bir ortasında anne temasıyla uğraşıyorsunuz. O yüzden de biz buraya pek de yorum yapamıyoruz. Çünkü Teraziler denge burcudur, hava burcudur. Nisan ayındaki dolunayda onun evine misafir olacağı için biraz dengeler e, kayabilir, bazı şeylerde dejavu gibi hissedebilir. Ben bunu 15 yıl önce yaşamıştım, 10 yıl önce yaşamıştım. Yine niye aynı yerden geçiyorum? Evet. Diyebilir. Ama aynı tepki vermeyeceksiniz, aynı tecrübelerde değilsiniz. <laughs> Unutmayın. Aşk hayatınızda ikili ilişkiler konusunda hiç zorlamıyor zaten. Zorlayan yerleri yazdık. Ee, size burada 4 yıldız veriyoruz kariyer ve para konusunda zaten nisan ayı birçok kişinin maddi konuları rahatlatacağını işaret ediyor Sağlık konusunda ise zaten 3 yıldız verdik sorularda sağlıkla ilgiliydi Eğer kronik bir konu varsa ve strese dayalı tetikleniyorsa 16 Nisan döngüsünde ki dolunay gerçekleşirken sağlığınıza dikkat edin yorumunu yapmaktan başka bana da bir şey düşmüyor. sevgili akrep burçları yükseleni ay burcu ay burcu. Akrep olanlar ama burada bir yorum daha yapmak istiyorum. Eni çok güzel yalnız bunu ya. Eh, evet. Akrebin eni çok güzel. Evet ama bunu tabii e, neye göre yaptım küçücük bir açıklayayım. Hı. Eğer akrep burcuysanız burada dinleyin tüm akreplere yorumlayın. Sonra gelin 75-82 yılları doğumluysanız. Burcunuz ne olursa olsun. Natal haritanızda bir tane 7 yılda bir burç değiştiren Uranüs var. O da akrepte. O yüzden 75-82 yılları doğumlu. Burcu ne olursa olsun Uranüs'ü akrep olduğu için önümüzdeki günlerde onları devrim bekliyor. Onlar devrimlerin burcu. Neden? Çünkü boğaya biz kaderi değiştirttik, yönü değiştirttik, Uranüs oraya taşıdık. E, 75-82 yıllarında Uranüs'e de karşıtlık yaptırdık. Aynı zamanda akrep burçlarına da sen Nisan ayında bir sevda masalı yaşayacaksın, sevda yaşayacaksın. Evladına olan aşkın, işine aşkın, ülkene aşkın, ilişkinde artık toparlamak isteği için daha böyle böyle karnında kelebekler uçuşan duyguyu herkes bilir. Biz bunu akrebe bu ay verdik. O yüzden de 2019 yılının Nisan ayında akrep burcu en sağ, e, sevdalısı olan. En sevdalısı. Evet. Sonrasında detaya girdiğimizde Nisan ayında taşınma gibi konular gündeminize gelebilir. Yok demeyin. Size de çıktı sürpriz haberiniz olsun. Ufak tefek ev kazalarınıza dikkat edin diyor. Çünkü sebebi bir dolunay var. Dolunayda Uranüs'ünüze çok yakın gerçekleşiyor. Bu arada akrep burçlarının benim Uranüs'üm orada demeyin. Burcunuzun karşısında şu an hareket eden ve 7 yıl boyunca orada kalacak bir Uranüs olduğunu da hatırlayın. Uranüs boğa demek akrebe boğaya değişim, devrim, döngülerin yeni bir başlangıcı. Kafa yapısı bambaşka duygular. Ben yapmam dediğiniz şeyleri önümüzdeki yıllarda bugüne itibaren yaparken bulabilirsiniz gibi binlerce yorum yapabilirim. Ama zaten vakit çok. Akreplere 2026'ya kadar değişiyorsunuz, değişiyorsunuz diye geleceğim. O yüzden de bir günde benden bu sonucu almaya hiç çalışmayın. <laughs> 7 yıl. Söyleyecek çok lafım var yani Allah ömür <laughs> versin. 2026'ya kadar Abi. akreplere diyeceğim ki emin değiştiniz değil mi filan yapacağım. Taşınma gibi konuları konuştuk. Ufak tefek ev kazalarına Nisan ayında dikkat edin dedik. Ebeveyn olacağınızın haberini alabilirsiniz. Bir akrep burcuyum. E, 75'ten sonra dünyaya geldim diyorsanız. Hı. Akrepte. Diğer gezegenlerinizi zaten e, ta ki 98'e kadarkileri kileri. İşte bir şekilde Plüton'u da Neptün'ü oğlağı da aldığımızda mutlaka ve mutlaka yuva kurdum, işte çocuk meselesi düşünüyorum ama emin değilim gibi derseniz Nisan ayının sürprizi akrep burçlarına bir şekilde ebeveyn olma, çocuk sahibi olma, çoğalma, bir şekilde bir şeye sahip olma, sorumluluk alma gibi döngüler veriyor. Sürprizlere hazır olsunlar, çoğalıyorsunuz. Benim çocuklarım var dersiniz, evim yok dersiniz bunu da böyle de yorumlayabilirsiniz. Çünkü her... Akrebin yılı da yanı sıra 1956'lı bir akrebi konuşacak olursak, der ki yıllardır bir ev meselen var. Ha bak o da senin çocuğun gibi olmuş. Yüreğine oturmuş. Almak istiyorsun. Ha onu alırsın. o da bir sevdadır. O da bir evlat sahibi olma gibidir. Çünkü Doğru. emek vermişsindir. Doğru. Orada kendi yılınıza göre küçük küçük siz de yorumlar koyabilirsiniz. Aşk hayatında neden kısıtladık 3 yıldız verdik? Kariyere niye 3 yıldız verdik derseniz Nisan ayında harcaması çok, geleni çok, gideni çok, düğünü çok, daveti çok. Akrep uçları bir sevda masalı olduğuna göre bir yerlerde sosyalleşecek. Yalnızsa birileriyle tanışacak, harcamayı ona göre yapacak. Aşk hayatında da kıyaslamaya girecek. Bir akrep kıyaslamadan, evirip çevirmeden ha deyince karar almaz. Hı. Bu da akrebin özelliğidir. Değil o yüzden de karşılaştıracak. Yani Detaycı kafada mıdır? Kafada evirip çevirir. Hı. Belli etmez. Hiç belli olmaz. Bir akrep burcunun kafada evirip çevirdiğini ağzınızdan ne zaman laf alacağını anlayamazsınız. O yüzden zaten o ketum tavrı işte ısırır, akrep zehirlidir gibi yorumlar yapılır ama akrepte böyle bir yorum yoktur. Akrep ısırmaz. Akrep yapılanı unutmaz. Hmm. Şimdi ısırmak başka bir şey. Evet, o yapılanı başka bir şey. unutmamak başka bir şey diye yorumlamak lazım. Unutulmasın Gel... zaten yapılanlar. Niye unutulsun ki? Şimdi burada seninle ayrışacağım kusura bakma. <laughs> Şimdi Çağla ile ayrışma anımıza of, geldik. Çok gereksiz bir yorum yaptım aslında. Bu Şöyle yani 21. bu kadar hızlı akarken gelin bir şeyler unutun ki önünüz Hani Niyetti yani eski eşya evet. attık, geçmişten kalan eskilere takılık takılı çıkart. kalmayın demek kalmayın. istiyorum. Kalmayın. Evet, Bırakın doğru. adalet kendi içinde zaten tecelli ediyor. E, bu Bunda var. hiç şüphemiz yok. Tabii. Var mı? Yok. Bakın burada stüdyoda büyük yok. büyükler oturuyor. Var mı? Yok. O yüzden de bence bu kadar hayat hızlı giderken, daha hızlı akarken... Bence geleceğe bakalım. Yani takıldığınız her taşı engel görürseniz koşamazsınız. Koşmaktan korkarsınız diye böyle bir astro koştukta küçük o e, yorumlarımı yapıp yay burcu kızmasın geldim. Yay burcu evet, da ben sıkıştırıyorsunuz sonra oğlak burcuna geliyorsunuz. çağlanımla orada goy goy yapıyorsunuz. Bizim burcum hep atlıyorsunuz diye. Kendisi oğlak bir kere <laughs> ağzını açıp da ben ne olacağım demedi. Vallahi demeyeceğim. Zaten demedim demeyeceğim de. Hemen hızlıca devam edelim yay ama başından derin derin anlatacak. Merak etmeyin. Yay burçlarıyla ben çok uğraştım hatırlarsanız bu masada. Jüpiter geldi. Aman Ocak'ta dertliyiniz. Şubat'ta ihtiraslıydınız. Mart'ta birazcık Gittiniz geldiniz sinirliydiniz ama en başarılısını sizi sonunda Nisan'da yaptım. Gökyüzü ateşten gömlek evet. giyerken, güneş koçta hareket ederken, Jüpiter yayda burcunuzda hareket ederken demek oluyor ki ateşler ve topraklar, gezegenler böyle bir köşelere oturtmuşken dolayısıyla yay burçlarına başarı veriyoruz. Evlilik kararı alabilirsiniz. Yayları evlendiriyor muyuz? Evlendiriyoruz. Benim problemli bir ilişkim var ayrıldım dönmez o diyor musunuz? Hiç öyle değil. Nisan ayı sürprizlerle dolu. Dolayısıyla yay burçlarına evlilik kararı aldırıyoruz, barışmalara götürüyoruz. Eski eşe bile döndürecek burç bu Yayın. ay arıyorsak yay burcudur Oo. veraset mal paylaşımı gibi gelişmeler varsa hayatınızda bir türlü orayı çözemiyorsanız işte kardeşinle ortak bir yerim var annemden şurası var burası var gibi konularınız var ise bunları da bu ay bakın bir önceki burçlarda hukuksal meseleyi çözdürmedik ama yay da hukuksal meseleleri bile çözebileceğimizi iddia ediyoruz uzak bir akrabadan haber alabilirsiniz ama zaten genelinde Nisan'ın yurt dışında yaşayanlarla ilgili bir haberleşme gündemi var aklınızda da olsun aşk hayatınız da zaten hani bekarı bile bugün aşık edebilecek bir yay açısı varken gökyüzünde, gökyüzü bu kadar ateşlerde coşarken, hmm. yay burçlarında en başarısı yaparken yeni bir ilişkiye başlayabilirler. O eski takılan detaycı bir şey duyduğunda hemen gözlerini deviren yay burcu havalarını hiç sergilemeyecekler. O yüzden başarısı hmm. yapıyor. Ben onların davranış şeklindeki hmm. O eski hallerinden kopuşu yorumladım. Bilmiyorum Yay burcu hoşunuza gitmeyen bir laf duyduğunuzda gerçekten gözlerinizi deviriyorsunuz. Deviriyor musunuz? Deviriyorsanız yazın. Hemen yazın. Hemen yazın. Kariyer Hemen. ve para konusunda zaten mal paylaşımlarını söyledik. Oraya bolca yıldız yine o yüzden veriyoruz. Sağlık konusunda da Nisan ayında nazar değmesin diyoruz size sağlık konusunda bir sorun çıkarmadığımız için bol yıldız veriyoruz. Eğer bir sağlık sorunuz varsa ya da estetikle ilgili fikriniz varsa 16 Nisan'dan sonra oralarda rahatlayacağını yorumladık. Oğlak Burcu en düşüncelisi. Hadi bakalım çıkın işin içinden. Hem de Çağla Oğlak Burcu iken. <laughs> Oğlaklar da ekran başındayken. Niye bizle uğraşıyorsun? Sen herkese iyi şeyler söyledin. Bize niye böyle söyledin? Demeyin. Oğlak Burcu 2019 Nisan ayında eninde siz en düşüncelisiniz. Sağa mı gitsem, sola mı geçsem? Konuşsam mı, konuşmasam mı? Yapıcı mı olsam, yıkıcı mı olsam? Bana yapılanı ortaya koysam mı? Yarın mı konuşsam? Gibi gitgeller yüzünden düşüncelisiniz. Birlikteliğinizle ilgili değişimler yaşayacaksınız. Birlikteliğinizdeki kişi eşiniz veya sevgilinizin ah bir anda işiyle kariyerle ilgili şehir değişikliği, yer değişikliği, konum değişikliği, pozisyon değişikliği söz konusu olabilir. O yüzden de birlikteliğinizde yeni kararlar, yeni düzenlemeler yapacaksınız. Yaşam alanınızda değişiklikler partnerinizde olabilir. Bu da sizi dolaylı bir şekilde ilgilendirebilir. Yeni anlaşmalar ve ticari konular gündeme gelebilir. O yüzden de sizin sorumluluklar çok verdik. İşle ilgili özellikle önünüzü açtık. Kariyer konusunda sırtınızdaki yükleri alıyoruz. O yüzden de sizi düşünceli yapıyoruz. Kredi çekme kararı almak kalmayı düşünen bir oğlak burcuysanız, iş yerinize ortak almayı düşünen bir oğlak burcuysanız zaten bu ay düşüncelisiniz ve çok da majör kararlar alacaksınız. Ama evet. 16 Nisan Gününe getirmeyin imzalarınızı diye küçük bir notta düşeyim. Öncesi mi olsun, sonrası mı olsun demek istiyorsun? Hebe önce sonrası olsun derim. Ha, sonra Ama bana derseniz soruyorsun. ki bir estetik e 16'dan önce yaptırın derim. Ama ben biliyorsunuz ki ay boşlukta tarihlerini de güzel güzel her yerde yayınlıyorum. Dolayısıyla da ay boşlukta zaten bir ajanda yaptım. Orada anlatıyorum. O güne de getirmeyin. Dolayısıyla da ay boşlukta gününde uzun uzun röfle yaptırmak, uzun uzun bir estetik operasyona girmek e, birazcık karışık başlar iş. E, duygunuz, duygusal durumunuz karışır. Hı. O yüzden de ay boşluktaya getirmeyin deriz. 16 Nisan sonrasına bırakın diyor. Estetikleri öncesine, imzaları sonrasına, sonrasına dedik. Ve geldik. Ha, bu arada hayat... 85'liler soruyor. Oğlak Burcu 85'liler neler 85, bekliyor bizi 86 Özellikle yıla göre de söyleyecek evet. olursan. 85-86'ların satürnü yayda Onları da zaten yay olarak kendilerini dinlesinler arada bir. Satürnüz yay olduğu için. Hı. Onlara da ne diyoruz? En başarılısı. Eğer iş değiştirmek istiyorum diyorsanız acele etmeyin. Belki daha farklı fırsatlar da önünüze çıkabilir diyoruz. Evet. Devam edelim canım. Ve... oğlak Burcu'nu en düşüncelisi yapmamızdaki sebep biraz sorumluluklar ve gidişat değiştiği için söyledik. Aşk konusunda ise çalışmaya çok kendisini alıyor dedik ve o yüzden de 3 yıldız verdik. Sağlık konusunda ise uykusuzluk, yorgunluk ve aynı zamanda nedir bu bahar konularında? Alerji ve biraz da bağışıklık sisteminde zayıflama gibi uçuklar gibi konular olduğu için 3 yıldız verdik bilginize. Der Kova Burcu'na geçelim. En konuşulanı. Hı. kovaları konuşalım. <laughs> Gel konuşalım seni. Hakkında konuşulacak. Aşk hayatın konuşulacak filan diye girelim. Seyahatler ve aile iletişiminiz artabilir. Seyahatleriniz artıyor. Sürpriz seyahatler önünüze çıkabilir. Gitmeniz bir yerlere gerekebilir. İş gereği, aile için ama yorucu değil keyif alacaksınız. Zaten kova burcu demek seyahat ederken, yolculuk yaparken de kendini şifalandırır, iyi hisseder. Biraz daha kafasını ve düşüncelerini toplar. O da onun öz kaynağıdır. Bilginiz olsun. İletişiminiz artıyor. Aile konusunda ise bir takım küslüklerim, kızgın olduğum birileri vardı. Biraz kendimi geri çektim diyorsanız Nisan ayı burada da kaynaşmayız. Sizin için diyoruz sevgili kovalar. Özel hayatınızda konuşulabilirsiniz. Zaten oradan konuşturuyoruz. Ay bu bununla ilişkimi yaşıyormuş. Aa kova burcuna bak evleniyormuş. O hani kimseyle evlenmezdi, kimseyi beğenmez dediniz tüm kovaları çağırın. Kesinlikle şu aralar kalbinde birileri var. Onları konuşturacağız diyoruz. Alışveriş alışveriş konusunu abartabilirsiniz. Cebinizdeki e, param yok demeyin. Kredi kartınızı sevdiklerinizin kartını bu aralar fazlasıyla ko kullanabilirsiniz. Oradan da konuşursunuz. Aşk hayatınızda cimri davranmadık aslında size 3 yıldız verirken ama biz biliyoruz ki konuşulmaktan da hoşlanmazlar. Benim hakkımda sen nasıl konuşursun cesareti? Hem konuşulacak Gece... şeyler yap sonra niye konuşuyorsun? E tabii yani? o yüzden de üç yıldız verdik. Birazcık böyle sevgilisinin ya da Hakkı birlik... bence. Evet, birlikteliğini çekiştirebilir. Böyle yapmayalım bizi konuşuyorlar diye ilişkisine yansıtabilir. Ama biz biliyoruz yazdık. Buraya çertik attık. Atalım. Attık. attık kovalar konuşulur. Duydun değil mi? Konuşulur Deniz. Dolayısıyla da <laughs> <annemle> ayarda veriyorum <laughs> Eğlenceye. Para çok harcayacağınız için, paranız gittiği için, yani gelmediği için hiç. Siz çok harcayacaksınız. Dur şunu da alayım, bunu da olayım, bunu da yapayım dediğiniz için Nisan ayında. Ha hiçbir şey alamazsanız buzdolabın bozuldu. Onu aldım bahaneniz olur. O hmm, kadar, kadar. nefis. O yüzden kariyer ve para konusunda az yıldız verdik. Sağlık konusunda nazar değmesin dedik. Ha belki baş ağrıları, uykusuzluk, işte bu mevsim değişikliklerinden biraz dönemsel halsizlikleri vardır ama ona da nazar değmesin der yine geç, geçeriz. Hı. Balık burçları 2019 yılının Nisan ayında siz en hüzünlüsüsünüz. İlişkinizde sorunlar, sorunlu konular gün yüzüne çıkabilir. Uzun zamandır ilişkinizi birlikte olduğunuz kişi ihmal ediyor olabilirsiniz. Venüs kova burcunda e, hareket ediyor ve aynı zamanda şu geri giden Mart ayında bizim olayları değişik değişik kafanızı karıştıran Merkür Balık burcunda düz seyrine 28 Mart'ta başladı. O yüzden de biraz da Neptünyen günlerden geçiyoruz. Eğer yazılarımı yakından takip eden bir balık burcuysanız son iki haftadır size tılsımlı günlerden geçiyorsunuz. Öfkenize hakim olun diye bol bol böyle köşeye sıkıştırıp yorum yapmıştım. O yüzden de eğer öfkenize 2019'un Mart'ın sonlarında hakim olamadıysanız biz biliyoruz ki şu günlerde üzünlüsünüz. 16 Nisan'a kadar da ilişkiler konusunda biraz daha hüzünlü ya da inatlaşmalı, küsmeli bir balık burcunu küstürdüğünüzde de e, unutmayın olayı uzatır diye de yorum yapıyoruz. 16 Nisan'a kadar da onları toparlayamıyoruz. İş yerinizdeki konumunuz değişebilir. Kariyerinizdeki konumunuz değişebilir. O cafcaflı günlerinizde birazcık gölge düşebilir. Sorumluluklarınız artabilir. Çalıştığınız ortam biraz karışabilir. O yüzden de biraz size hüzün veriyoruz diyoruz. Eski eşyalarınızı değiştirerek kafanızı dağıtmak isteyebilir. Bugünlerde fuzuli masraf yapmaktan kaçınmayacaksınız. Çünkü biliyorsunuz ki işte ve evde bir takım baskılara maruzsunuz ve ve hiç istemediğiniz eleştirilerden geçiyorsunuz bugünlerde. Eleştiriye de açık bir burç değilsiniz. Nisan 16'sına kadar hüznünüzü, kırgınlığınızı, yorgunluğunuzu, bahar enerjinize daha size hemen vermiyoruz. O yüzden de 16 Nisan'dan önce de enerjinizi maalesef burada parlatamıyoruz dedik aşk hayatında zaten o yüzden iki yıldız verdi kariyer konusunda evet para para konusunda para kaybetmeyebilir ama kariyer konusunda çalıştığı kurum ya da yapı veya ortaklıkta sıkıntılar olabilir o yüzden de bana küsmeyin beni sevin sevgili balıklar sizi hüzünlü yaptım diye ben kötü olmayayım lütfen <laughs> sağlık konusu 3 yıldız vermenizin sebebi e, siz üzüldüğünüzde veya sinirlendiğinizde veya bir konuyu kafaya taktığınızda beslenme alışkanlıklarınız komple değişiyor ya sabaha kadar buzdolabın başındasınız ya da yemek yemeye küsüyorsunuz. Yani iki uç davranışlar gidiyorsunuz. O yüzden de 16 Nisan'a kadar kilo almamaya dikkat edin diyorum. Hı. Nisan ayında e, özellikle ilk 6 Burcu gökyüzü çok seviyor. Son 6 Burcu ise diyor ki 16 Nisan'dan sonra seni toparlayacağım. Oraya olsun. kadar diyor. sabret diyor. Evet. E, peki hemen uzun, şey uzun sorabilir miyim onlar? canım sana? Boğa ve yengeç e, arasındaki uyumu soranlar çok olmuş. Boğa ve yengeç birbirleriyle uyumludur. Hatta böyle şöyle de yazsınlar. Birçok boğa yengeç burcu uzun soluklu aşk Hatta evlenen de çoktur. Çünkü boğa e, mayıs çocuğudur. E, topraktır. Yengeç su burcudur. Temmuz'dur. Dolayısıyla toprakla suyun aşkı ne kadar bağdaş bağdaşıyorsa hepimizin kafasında onlar da o kadar uyumludur. Hay, şuralar çekişirler çünkü boğanın kafası değişiyor. O yüzden çekişiyorlardır. Ama bu değişik değişken bir çekişme, kalıcı bir çekişme değil. Evet. Yani çok soru var. Ee, özellikle de balık burçları birazcık yüksel, yani yükselmişler sana. Ee, diyorlar ki hani birazcık daha balığı beni anlatsın. Sevin, beni sevin dedi. <laughs> Bakın açın ben size her gün yazıyorum. Hatta bir kahve eşliğinde aylık burç yorumlarınızı, haftalık burç yorumlarınızı, günlük burç yorumlarınızı okuyabilirsiniz. Sınırsızca veriyor ya. Sınırsızca evet. anlatıyor Zeynep. Yani, Kocaman bir alkış gelsin lütfen sevgili Zeynep'in için. Sen harikasın. Bir yani, rahatsız yani öksürük öksür gıcık yapa yapa. Yine tüm enerjinle buradaydın valla evet, harikasın. Balık burçlarına dememin sebebi Hı. mevsim değişiyor. Bütün gezegenler burcunuzdan geçiyor. Ben ilgisi yok. Merak etmeyin. Haziran ayında başka yorumlar yaparım size. Söz. Ama Haziran'a kadar böyle devam etmeyecek. Ben 16 Nisan'dan sonra gelip güzel şeyler balıklara da anlatacağım. Ama duygu durumlarınızı öfkeye çevirmeyin. Biliyorsunuz balıklar duygusal gibi görünür. Fazla savunmacıdır. Bugünlerde soruya soruyla cevap veren burç arıyorsak bunlar balık burcudur. Peki. Çok teşekkür Rica ediyoruz. Rica ederim. Ladan. Ağzına sağlık. Bir alkış daha istiyorum sevgili izleyenler için. Ben sırada Yavaş yavaş mutfağa gidiyorum. Öpüyorum seni Zeynep'ciğim. Öpceğim. Sevgili Reyna'nın yanına geçiyorum. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün bize neler yapacaksın? Önce onu bir öğrenelim. Sonra tamam. da uzman diyetisyen Selahattin Dönmez'i davet edeceğim. Tamam tabii ki. Öncelikle mercimekli kerevizli bir salata yapacağım. Çok güzel. Ee, İçine nar koyacağım, ceviz koyacağım. Ardından bir tane beyaz peynir yapacağım. Beyaz peyniri böyle nohutunu ve susama bulayacağım. Sonra fırına vereceğiz. Sıcacık olacak. Üzerine biraz da bal gezdireceğiz. O Böyle bir atıştırmalık gibi bir şey şey mi olacak yani, o? Evet. Lezzetli Çok bir Aşırı lezzetli mi? oluyor. Harika. Tamam başlamadan önce e, alkışlarınızı uzman diyetisyen Selahattin Dönmez'i davet etmek istiyorum. Hoş geldin. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın? Bomba. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de öyleyiz Merhabalar. vallahi. Hocam i, ilk önce Revna yavaş yavaş başlarken biz de sizin tarifinizle başlamak istiyoruz ilk ilk olarak. E, demişsiniz ki göbek eriten kuru börülce salatası. Bu börülce nasıl göbeğimizi eritiyor mesela? Börülce içerisinde büyük lifler, çok ciddi Lifler çok önemli var. değil mi? Bu kilo verme döneminde. Ama daha da önemlisi tabii bu işin esprisi. Göbeğinizi eritebilmeniz için daha az yemeniz gerekiyor. Aktivite <laughs> yapmanız gerekiyor. Ama yoğunlukla da kuru bakla gelirseniz karın bölgesindeki yağlarınızı eritme şansımız artıyor. Evet. Bu burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Türkiye'de kuru baklagilleri çok az yiyoruz. Doğru. Kuru baklagilleri. Eskiden daha çok yiyorduk aslında, değil mi Serhat? Seni bu tarafa alabilir tabii. miyim lütfen? Sanki eskiden mutfağımızda daha çok vardı bu kuru baklagiller ama evet. şimdi tabii birazcık da de dif değerinin üzerine bastıkça bence yavaş yavaş çoğalmaya başladı. Mercimeğe olan ilgi, değil mi? Fasulyeye olan ilgi birazcık daha artmaya başladı bir diye de düşünüyorum. kuru fasulye zaten geleneksel olarak yeniyor ama yeşil mercimek, kuru börülce, kuru evet. barbunya çok fazla tüketmiyor. Bir de yeşil mercimek aslında Mercimek köftesi gibi daha karbonhidratı yüksek olan bir yiyecek olarak yeniyor. Hı hı. Biz bunları kıymalı ya da zeytinyağlı yemeği olarak tüketmeliyiz ya da salatası olarak. Evet. Şimdi kuru baklagiller bizim göbeğimizi nasıl eritir? Ha, nasıl eritir? Haftada hı. iki kere hı. ana protein kaynağındaki yemeğimizin yerine kuru baklagil yemeği yersek düzenli olarak kandaki hem antoksidan düzeyiniz artar, hem bağırsaklarınız hı hı. düzenli çalışır, hı hı. hem de daha az kalori alıp karın bölgesindeki yağların erimesine olanak sağlarsınız. Bugün Çünkü, Çünkü neden o karın bölgesindeki yağlar hep daha inatçıdır. Kilo verirsin ya da doğum yaparsın her yer gider incecik kalırsın. Bu göbek bölgesinde böyle bir şey kalır. Bunun sebebi ne aslında? Ee, bu İnatçı de... olmalarının sebebi ne yani buradaki yağlar? Yanlış beslenme. Ha, yanlış neden beslenme? yanlış beslenme? Bir kere çok fazla kilo aldığımız zaman kadınlar daha çok basenler ve göbekte. Erkekler ise sadece vücudunun üst bölgesinde göbeklerde alıyorlar. Bu bir tesadüf bir şey değil. değil İnsanın değil mi? Fizyolojisine uygun olan bir şey. Fakat tabii bazen morfolojik yapıda değişiklik oluyor. Mesela kadında da üst bölgede hmm. erkek tipi yağlanma olabiliyor ama daha çok söylediğim minvalde oluyor. Biz eğer ne nasıl yanlış besleniyoruz bir eğer bu krema kaymak yemeye devam edersek karın bölgesindeki yağlardan kurtulma şansınız yok. Börek, pasta, çörek değil mi kızartmalar yemeye devam edersek. Beyaz undan yapılmış yiyecekleri yemeye devam ettiğimizde evet. mesela diyelim ki haftada iki kere yiyorum. Yine de maalesef Fark etmez. Ayda bire düşmesi gerekiyor onun net yani en sevdiğiniz şeyi. Bana soruyorsunuz eğer gerçekten yağlardan kurtulmak istiyorlarsa ayda bir kere öyle bir şey günü yapabilirler herhalde değil mi? Zayıfladıktan sonra bence. Zayıflama sürecinde bu işler çok fazla e, yararlı olmuyor. Onu da koparamadım. Ayda biri de koparamadım. <laughs> Sizin için üzgünüm. Denedim ama olmadı. Peki hemen başlayalım salatamızla. Nasıl Süper. bir e, öğün olacak bizim için? Gözümüz doyacak mı? Karnımız doyacak mı? Liflerimizi böyle çok hissettirecek mi? Evet. Her zaman olduğu gibi doyacak. <laughs> evet, olduğu gibi hem doyacak. çok lezzetli hem de doyurucu gerçekten. Şimdi malzemeler çok kolay. Evet. Bugün Ali Yeten'den bir ayda 6 kiloya kadar zayıflatan bir diyet reçetemi de vermek istiyorum. Kağıtları, kalemleri hazırlayalım. Böyle şans görülmedi. Ekran başında şu anda bizi izleyen izleyicilerimize bir haftalık nefis bir beslenme programı az sonra Selahattin Dönmez verecek. Ve ciddi şekilde değil mi? Hızlı bir şekilde en azından o Mükemmel, fazla kilolarımızdan kurtarabileceğimiz düzenli. bir program olacak. Her bir hafta. haftalık vereceksin ama mesela biz onu 2-3 haftada yapabilecek miyiz? Yok ben bir aylık vereceğim. Bir Sen aylık bir aylık vereceksin. Beslenme programını vereceğim. Her hafta düzenli olarak yapacaklar. Kağıtlar, kalemler hazırlansın. O yüzden bu programı iyi takip edin. Çünkü verdiğim diyet reçetesinde her gün bir ana öğün ya da bir ara öğünün yerine bu formüllerimizi Bu var mı? Ha, güzel. Şimdi. Burada da yapıyor olacağız. Malzemeler çok kolay. Mevsiminde taze sebze meyve tüketmek, her zaman bol vitamin almayı ve ucuz olarak sofralarımızı zenginleştirmeyi sağlar. Evet. Pancar biliyorsunuz mevsimi. Bir kase doğranmış pancar. Çok güzel. Bir kere bu öğünde volüm çok yüksek olacağı için volüm, doymama volüm şansınız hacim. Volüm derken besle... Ha, Yiyeceğin hacmi büyük. Hacmi büyük olur. Midene girince mideni dolduracak ve doyacaksın. Gözümüz önceden doyacak zaten. Evet. Bir kase kırmızı biber. Kırmızı üzer. Ben bunu bazen lezzetli olsun diye evde közlenmiş biberle yaptırıyorum. Aa, Neden? Çok güzel oluyor. Hem Güzelmiş. biraz tuz, hem biraz aroma katmış oluyor. Şimdi bunları karıştıralım. Evet kim salata yemek istemez deriz. Türkiye'de birçok kişi salata yemeği çok tercih etmiyor. Neden? Çiğnemesi zor, yapması zor, hazırlaması hayır, zor. Hayır oluyor. Böyle bir sanki doyurmuyor gibi geliyor. Yiyiyorsun sanki hala aç hissediyorsun evet. falan da. dolayı da bence tercih edilmiyor o çok fazla. O yüzden lezzet verici sal salata malzemelerini kullanmak lazım. Güzel, yani sadece marul salatası salata anlamına gelmez. Hı hı. Bir kase doğranmış. Salatalık. İnşallah bugün bu tarif bütün evlerde yapılıyordur şu anda. Kilo vermek isteyen, sağlıklı bir öğün isteyen herkes için. Ve bunların hepsini geldi. pazarda rahatlıkla bulabiliriz. Tabii ki. Ee, ve bol maydanoz. Maydanozun en önemli özelliği... Niye siz... bu kadar bol? Evet. Siz sadece ne biliyorsunuz ödem atar. Maydanoz mükemmel bir karaciğer koruyucudur. Hı hı. Maydanoz zayıflamayı hızlandırır. Maydanozun içerisindeki klorofil, karın bölgesindeki yağların daha fazla gitmesine yardımcı olur. O yüzden kahvaltıda bol maydanoz, öğle ve akşam yemeğinde bol maydanoz tüketmenizi tavsiye ederim. İkinci olarak bireylerin zayıflayamamalarının temel nedeni Türkiye'deki yağ kullanımındaki yanlışlık. Zeytinyağı en iyi zayıflatan yağdır unutmayın. Ayçiçek yağı ve mısır özü yağını mutfağınıza asla, asla almayın. Tereyağını bence yemeklerinizde değil belki kahvaltıda çok az kullanabilirsiniz. Ben Zeytinyağı ile yapmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü bugün tereyağı kullanın, sağlıklı olursunuz diyen hiçbir bilimsel çalışma olmadığı gibi zeytinyağını kullanırsan uzun yaşarsınla ilgili binlerce çalışma var. Hep çeşitlilikten bahsediyoruz. Kullanabilir miyim? Elbette. Kahvaltına güzel kızarmış ekmeğin üzerine biraz yağ sürebilirsin. Üzerine bal koyabilirsin ama kaymak değil unutmayın. Ve ve soğan. Soğanımız geldi. Soğanın içinde her yayında söylüyoruz kuersetin denilen özel bir madde var. Hı hı. Kalbi koruyor. Evet. Çiğ olarak lütfen salatalarınızın içine koyduğunuz gibi herhangi bir yiyeceğin yanında da doğrayıp yiyebilirsiniz. Şimdi Selahattin sana ben bir soru sormak istiyorum. Neden dersen eğer bu maydanoz ve soğanla ilgili yağ yakımında sürekli gördüğümüz sebzeler olduğu için... Bazen insanlar maydanozun suyunu içelim sabah aç karnına, soğanın suyunu tüketelim. Nasıl da daha fazla güzel. yağ yok diye düşünebilirler. Yine aynı şekilde suya sirke katmak gibi. Gerçekten eğer e, düzenli besleniyorsak, sağlıklı besleniyorsak bunların etkilerini görebilir miyiz? Yoksa tek başına değil bu şekilde yemeniz daha mı doğru dersin? Ben soğanın suyunu tüketmesini istemem bireylerin Çünkü midede gastrit olayını arttırabilir. Değil mi? Ve mideyi yakabilir. Midenin iç düzenini bozabilir. bozabilir. Ama e, her zaman ne diyoruz? Elma sirkesini bir tatlı kaşığı bir tatlı, koyduğum bir Bir tatlı, kaşığı suyun içine katıp içebilirsiniz. İçebilirsin, i̇çebilirsin o ha? zaman sorun yok. Miden delinmez. Yok, öteki türlü mide delinmiş, ölmüş vakalar var. Allah o nedenle olsun. sirkeyi de böyle bol bol koymamak lazım Hı -hı. dozajında. Peki maydanoz? Maydanoz suyunu bolca tüketebilirsiniz. Hı -hı. Bir tek tansiyon hastaları için büyük bir sorun yaratabilir. Tansiyonu hızlı da düşürebilir. O yüzden Hı -hı. hipertansiyonu olan bireyler biraz dikkatli olarak tüketirse sorun yok. Hı -hı. Bir kere sağlıklı sebzeler... Çok düşük kalorili olduğu için sınırsız tüketebileceğimiz yiyeceklerin başında geliyor. Evet. O yüzden maydanozu da bol bol tüketebiliriz, suyunu da içebiliriz. Hı hı, Fakat çok keskin olan mesela pırasa, soğan, sarımsak gibi bunların sularını çıkartmak ezmek midede çok ciddi bir yanmaya, çok ciddi bir asit düzeninin bozulmasına. Ve ayrıca de gastriti tetikleyebilir. Şimdi salata malzememizi gördüğünüz gibi birazcık küçük küçük malzemeler koyduk. Büyük bir kase evet. oldu. Hı hı. Domates. Ve hala daha da geliyor. Evet bir çoşun kase çoşun. domates koyuyorsunuz. Şimdi bakın bunun, bunun kalorisi. Bunun içerisinde olmazsa olmaz hangisi? Ee, bir kere soğan, maydanoz pancar. E, ve pancar. Değil mi? Soğan, bu üçü. maydanoz, pancar. Diğerleri birazcık daha böyle değil mi? Lezzet verecek. Lezzetlendirmek için. Ya da volüm arttıracak. Bunun içerisine mesela diyelim ki tamam e, lifimizi koyacağız ama hani ben bir parça tavuk eti koymak istiyorum. Ben bir parça e, haşladığım eti veya işte tavada çevirdiğim eti koymak istiyorum. derse koyabilir mi? Koyabilir. Fakat kuru baklagiller haftada iki kere tüketemiyorsa, yemeğini yapamıyorsa, haşlayarak bu salatanın üzerine koyması hmm. iyi bir avantajdır. Hmm. Şunu da unutmayalım. Kuru baklagillerin içerisindeki proteinler yüksektir ama hiçbir zaman bir et, tavuk, balık, yumurtanın kadar alternatifi değildir. asla olamaz. Mesela bir kase e, kuru baklagil 20 gram protein diyor. Hı. Bir köfte kadar da 6 gram protein diyoruz ette. Evet. Fakat bir köfte kadar 6 gram proteinin hepsini vücut kullanırken... Kuru baklagillerin ise belki 2 gramını belki 3 gramını ha, vücutta protein yapımında kullanıyor. O yüzden bitkisel kaynaklı yiyeceklerin içerisindeki demir, kalsiyum, proteinlerin biyo yararlılığı hayvansal kaynaklara göre daha azdır. O nedenle süt, yumurta, yoğurt, peynir... Et, tavuk, balıktan bir mutlaka her gün bulunmalı. Mutlaka bir önümüzde olması gerekiyor. Şimdi hmm. e güzelce biraz da biber koyduk. C Gördüğünüz gibi yiyelim, kocaman bir e, şey Salata malzeme oldu. oldu. Şimdi Bunu bir kişi yemez zaten Selahattin değil mi? Vallahi yiyemez kişi diyoruz yani, ama yer gerçekten yedir. yiyorlar. Gözüm de Yiyorlar. <laughs> Yiyorlardı. Peki soslarımıza gelelim. Şimdi, Neler kullanacağız? Yine bize bir tatlı kaşığı zeytinyağı mı vereceksin Bir Yoksa... yemek kaşığı zeytinyağı. Aa çok bonkörsün <laughs> <ben> gerçekten. <laughs> bir yemek kaşığı mı zeytinyağı? Bir yemek kaşığı zeytinyağı mükemmel. Hmm. Bir kişi için. Öyle mi? Salata büyük diye dedim. Birazcık sirke. Tabii. Nasıl konuyu kapatıyor, bak hiç açmıyor. <laughs> Çok Ve... az limon suyu. Buna nar ekşisi de koyabilirsiniz Güzel, isterseniz. yakışır, yakışır. Şimdi e, ayrı bir yerde ben e, genelde kuru baklagillerin üzerine e, baharatlar atmak yerine içinde biraz marine etmeyi tercih ederim. Önce marine ediyorsun, ondan sonra mı döküyorsun? Evet. Şimdi birazcık da sarımsak koydum. Sarımsak ekledik. İyice lezzetlendiriyorsun şu an. Ve ayrıca bu inanılmaz karaciğerinizi yenileyecek özel bir salata. Yani karaciğeri yenilemek için ilaç almak ya da destek almak yerine direkt bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Bu salatayı mı söylüyorsun? Yoksa özellikle sarımsak girdiği için mi? Bu söyledin? salatanın içindeki bütün malzemeler karaciğeri yeniler. Aynı zamanda özellikle dedim. pancar, kuru soğan ve sarımsak bir numaralı karaciğer koruyucudur unutmayın. Çok güzel. Şimdi ben diğer bir şey salatanın içerisine bir de birazcık kimyon geldi galiba. Kimyon. Neden kimyonu koyuyoruz? Çünkü kimyon Kuru baklagilleri eğer iyi pişirmezseniz, ıslatma suyunda yeterli bekletmezseniz gaz oluşumu kaçınılmaz. Kaçınılmaz, doğru. 48 saat suda bekletmelisiniz. Bizde ise 4'te 8 saat suda bekletiliyor. Sıcak suyun içine koyup bekletenler var, yanlış. Soğuk suyun içerisinde olacak, bekleyecek. 48 saat sonra düdüklüde ya da pişirme suyunda pişireceksiniz. Islatma suyunu dökebilirsiniz, vitamin kaybı olmaz. Pişirme suyunu Kımamla asla dökebilirsiniz. Bir tane şey yaptım. Hı. Güzel. Güzel mi? Hı, çok güzel. Yumuşacık. Şimdi biraz içine pul biber. Evet. Ve biraz of. da çekilmiş tane karabiber burada o çekilmiş. O kimyon ne güzel geldi evet. ya. Evet. Ha, var mı orada? Ya da çekme şeyimiz de var. Şimdi kimyon hem gazı gaz oluşumunu engeller hem hazımsızlığı ortadan Aslında kaldırır. Aslında sadece fasulyeden dolayı değil, herhalde sebzeleri şu an çiğ tüketiyor olmamızdan dolayı da değil mi? Midemize bir gaz yapmayacak, rahatsızlık vermeyecek kimyon koyduğumuz için. Kesinlikle. Salataları, Baharatları bol kullanın. evet. Ve bunun Ve... üzerine 4 kaşık 4 kaşık mı koyacağız sadece? İsterseniz daha fazla da koyabilirsiniz ha, ama 4 kadar. kaşık zaten yeter çünkü bu salata bitmez yoksa. Evet, Hı. salatamız hazır. Şimdi bunun kalorisi nedir? Hı. Normalde şöyle düşünün, bir tabak çorba içtiniz, dolma yedin, Hı. bir de cacık yedin, yaklaşık 400-500 kalori. Veya bir tabak kuru baklagil yemeği yedin, bir tabak pilav tükettin, yanına da ekmek yedin, şöyle 3-4 dilim, yaklaşık 600-700 kalori. Bu ise 200 kalori. Güzel. Çok, çok güzel. güzel. Zayıflarsın. Şimdi birinci bir ayda 6 kiloya kadar zayıflatacağımız diyetin ilk önce kahvaltısını vereceğim. Hemen vermeyelim. Öncelikle Revna'dan birazcık daha bekleteceğim izleyenlerimi. Revna'dan bu glütensiz tohumlu şey, kreker değil mi? Evet. Kreker hmm. tarifini alalım istiyorum. Bu da kulağa hoş geliyor. Güzel öyle değil evet. mi? Selahattin? Evet, tamam. Nasıl yapıyoruz? Aslında Burada da hocam tabii bu sırada da bize glutenin etkilerinden de bahsedebilir. Hep söylüyoruz glutensiz evet. beslenin, glutensiz beslenin diye ama e, bence birazcık tembellik yapıyoruz hocam o konuda. Evet değil mi? ben ama glutensiz beslenme taraftarı değilim. E, oldu o zaman. <laughs> Sana bugün muhalefet, <laughs> muhalefet olmaya geldim. Hiç sorun şimdi, değil. Ben yenilikleri e, her zaman evet. öğrenmeye açık bir insanım. Şimdi, Neden? Türkiye'nin ağzına pelensek olmuş iki tane kelime var. Biri gluten, biri laktoz. Ya Türkiye'nin ana sorunu gluten değil. Glutenin de vücudumuza zararı hiç yok. ...zararı olan diyen de bir gün gelip bana bir yayınla göstersin makaleli. Ama ben yararlı olduğunu gösterebilecek bir sürü makale var. Bir, gluten sağlıklı bireyler için, yani benim için. Sizin bir probleminiz var mı glutene karşı? Hayır yok. Sizin glutensiz beslenmenizi bekler miyiz şu anda? Yani yok be beklemeyin. <laughs> beklemeyin değil mi? Türkiye'nin %97'si böyle. Şimdi gluten bir hastalık durumunda yapılır ve çıkartılır. Ne diyorlar? İddia şu... Glutensiz olduğu zaman yok tiroiddeki toksinler ortadan kalkıyormuş. Hoşimoto tip tiroid ortadan kalkıyormuş. Ya Hoşimoto tip tiroid bir metabolik sorun. Glutene bağlı evet. değil. Evet. Bu bir. Heh. İkincisi glutensiz beslendiğin zaman daha iyi zayıflıyormuşsun. Şişkinliğin gidiyormuş. Valla ben glutenli yiyorum hiç benim şişkinliğim Hı. de olmuyor. Ama kişiye göre değişiyor olabilir mi? Bu %3. aslında hani glut... 100, ha? kişi kişi. 100, kişi kişi. 100 kişi de 3 kişi. O yüzden 100 kişinin 3 kişide glutensiz beslenmesi bizim genel anlamda glutensiz besleneceğimiz Imajını ya da bunun altını çize çize gluten zararlı demek yanlış. Şimdi bunlar ne zaman çıktı? 10 yıl önce dediler ki işte taş devrindekiler ekmek mi yiyordu yok tereyağı mı tüketiyordu yok tüketiyordu. Ya taş devrindeki insanların yaşamlarıyla ilgili hiç kimsenin bir fikri yok. Olmamış olmasına rağmen bizi kandırıyorlar. Biz evet. taş devrine dönemeyiz. Biz modern çağda yaşıyoruz. Biz ne yapacağız? Bir saflaştırılmış yiyeceklerden uzak duracağız. Paket yiyecekler Tüketmeyeceğiz. Evimizde güzel sağlıklı yiyecekler yapacağız. Yoğurdumuzu yapacağız, sütümüzü içeceğiz. Yemeğimizi yapacağız ve bol şekerden uzak duracağız. En büyük sorun yüksek fruktozlu evet. e, şeker tüketimi, şeker gluten tüketim. değil. Evet. Şimdi şunu da söyleyelim. Sadece siz glüt tahıl yediğinizde insülin direnciniz artmıyor. Yanlış yağ tükettiğin zaman da insülin direnci artıyor. Yani hep kafamızda böyle biraz önce söylediğim bu pelesenk olmuş şey var. Şeker yersen diyabet olursun. Şeker yersen diyabet olursun diye bir konu, konu da yok. Diyabet bir pankreasın kendi bozulmasıyla oluşan fizyolojik, morfolojik bir olay. O nedenle bu karmaşık ve kaos içerisinde ben gluteni glutensiz tüketmeye ihtiyacı olan kişiler varsa yiyebilirler. O zaten ona ben glutenli yedemem. Yiyin de demem ama bizim gibi sağlıklı insanlarda gluteni kesmek ya da çıkartmak neye neden olabilir? Bir kalp hastası hı hı. riskini artar, iki diyabet riskini artıyor, üçüncüsü de gluten çok güzel bir probiyotik kim ne derse desin bağırsakların yararlı olmasını sağlar. Allah o yüzden hı hı. tam tahıllı ununu... Hı hı. Yani beyaz un değil tam tahıllı un kullanacaksın. Çok fazla yemeyeceksin yaşına göre yiyeceksin. Yani bunları bizim öğretmemiz lazım. Evet, hocam. o yüzden glutensiz beslen diye bir şey Türkiye'de konuşulmamalı bile. Evet e, çok özür diliyorum. Bunu akmaya başladık karabiber ve kimyondan dolayı. Bundan dolayı özür diliyorum. Şimdi e, içine attıklarını hemen bir karıştıralım konuşma esnasında gördük tamam. ama. E, anlatacağım. Tamam. E, keten tohumu koydum öğütülmüş. Ardından ay çekirdeği ve susam ekledim. Biraz da kaya tuzu ekledim. E, ve birazcık da yarım su bardağı kadar da su koydum. Şimdi e, koyduğumuz su sayesinde keten tohumu birazcık zaten kıvam alacak. Bir e, iki üç dakika <laughs> kadar bekleteceğim. Hatta şu andan almaya başladım. Hafif şişti değil mi? Evet hafif şişti. Kıvam aldı dediğin. E, daha sonrasında da bir pişirme kağıdına ince bir şekilde koyacağım. Hiçbir şekilde açma derdimiz yok. Sonradan da fırına vereceğim. Fırına Bütün bir şekilde. Daha sonra kızardı ve böyle sertleştikten sonra hafif kıtırlaştıktan sonra elimizle. E, Senin zaten şey bu krik kraklar vara felaket <laughs> zaten yani inanılmaz. Peki o bitti bu kadar basit. Biraz Daha sonra ben... fırına girecek. Aynen, Tam biraz, sonra biraz bekledikten sonra evet. biz de o sırada dilersen e, artık bu beslenme programımıza e, hızlı yağ evet. yakımına ayrıca yardımcı olacak bir haftalık daha doğrusu bir ay boyunca yapacakları. Bir ay boyunca yani bir ay yaparlarsa 6 kiloya kadar çalışacaklar. 6 kiloya kadar verebilirler diyorsunuz. Peki. 80 kilonun altındaki kişiler için söylüyorum. Bir de 80 kilonun üzerindeki kişiler için kahvaltıyı söylüyorum. Bir, ha. eğer kadınsanız 80 kilonun altındaysanız kahvaltıda bir dilim peynir, evet. iki tatlı kaşığı tahin pekmez karışımı, hı, hı. bir ince dilim ekmek, domates, salatalık, Maydanoz. Maydanoz. Şöyle geçelim mi? Tabii. Tamam. Bu arada lütfen bunu lezzetli bir şekilde yiyin. Hiç Doyduğunuzu merak etmeyin. Öğlenleyin, öğlenleyin. Kendisi bana ait olacak. <laughs> Sen merak etme. Devam edelim. Şimdi eğer 80 kilonun üzerindeyseniz yapacağınız şey şu. İki dilim peynir. Ama mesela şeyi merak ettim. Şimdi 80 kilonun üzerine ama boyu kaç? Fark etmiyor. Yani Genelde mesela 150 150 160'tır. Hani 80 kilonun üzerinde 180 boyu olan kadın sayısı zaten hazır yani genel popülasyonumuzu bizim belli doğru söylüyorsun. ama 80 kilonun altındaki kişiler yeniden söylüyorum lütfen iyi not alın kahvaltıda bir dilim peynir hı hı. tam yağlı peynir olmasını istiyorum iki bir tatlı kaşığı tepeleme tatlı kaşığı tahin artı pekmez karışımı bir dilim ekmek bir parmak kalınlığında kesip ekmeğini mükemmel beyaz ekmeğin dışındaki tüm ekmeği tüketebiliyorsun domates salatalık maydanoz eğer 80 kilonun üzerindeysek İki dilim peynir, bir tatlı kaşığı tayin pekmez, bir dilim ekmek, domates, salatalık, maydanoz. Bunun dışında bir şey tüketmeyin. Çünkü zayıflama eğer çok çeşit verirsen konsantrasyonu bozuyor. Ne yaptığını anlamıyor mu aslında bünye değil mi o, sırada? O, odaklanamıyorlar. Yani, Diyor ki ben bunu da yersem şundan da biraz alırım, bundan hmm. da biraz alırım. Bir ayın sonunda bence zayıflama, zayıflama döneminde kurallarıyla olmalı. Kahvaltıyı düzenli Hiç olarak... Hiç bozulmadan yap. değil mi? Direkt net ona odaklı yapılmalı evet. yani. O zaman neyini değiştirebilirsin? Domatesini, maydanozunu, salatalığını değişik salatalar yapabilirsin. Peynirini değiştirebilirsin. Biraz beyaz peynir, bir gün kaşar peyniri, bir gün diğer otlu peynirlerden gibi. Ama hiçbir gibi. şekilde bunlar light olmasın mı? Yoğurdu da, Hiç sütü de, yok. peyniri de hiçbir şekilde light olmasın mı? Zayıflama dönemi dahi olsa. Evet, sizde güzel önerim var. Gerçekten bakın çok önemli bir öneri. Light ürün kullanmanızın size bir faydası yok. Light ürünü kime kullanacağını biz bireylere özel olarak söylüyoruz. Özel, spesifik hastalıkları olanlar, ciddi kalp krizi geçirmiş olanlar, yani hmm. normal sağlıklı bireylerde miktar belli ise bunun az yağlı mı, tam yağlı mı olması çok önemli. değil. Bence hmm. lezzetinde yiyin de. Bari sonrasında değil mi? Doğru. bıraktıktan sonra kalıp kalıp peynir yemeyelim, oldu Evet, doğru. O yüzden kahvaltımız böyle. Tamam, güzel. Şimdi öğle önünde verdiğim. Bu salatayı 80 kilonun altındakiler 4 kaşık kuru börülceyle, 80 kilonun üzerindekiler 6 kaşık kuru börülceyle yapıp yiyebilirler. Hı hı. Ama asıl diğer günlerde tüketecekleri öğün şöyle olacak. Ev yapımı köfte herkesin ulaşabileceği bir yiyecek değil mi? Evet. 2 tane köfte veya 4 kaşık pişmiş nohut ya da yeşil mercimek yemeği Güzel. kıymalı ya da zeytinyağlı fark etmiyor. Hı hı. Bunun yanına... Bir su bardağı ayran, bunun yanına bir dilim ekmek ve bunun yanına bol çiğ sebzeden yapılmış bir kaşık yağlı salata. Çok güzel ama. Evimizde bulabiliriz, abi. değil mi bunları? Baya güzel bir şey. Bunların ne oldu bu? Duyurursa. Ekonomik olarak da rahatlıkla yapabiliriz. Evet. Şimdi Türkiye'de 7'den 77 kişinin artık obeziteyle savaşması için <laughs> evindeki yiyeceklerle zayıflaması lazım. Bırakın o avokadoları, kinoaları artık bir kenara atın ya. Bizim onlarla bir işimiz yok bizim kuru baklagillerimizi, tam buğday ekmeğimizi tüketme zamanı geldi. Artık oturup da tereyağlarını kızdırıp kızdırıp ekmeklerin yemeklerin üzerine atmanın bir manası yok. Bugün sosyal medyada bakın artık yemek şovları o kadar enteresan bir boyuta geldi ki bence buna da bir ele atılması gerekir diye düşünüyorum. Sağlıklı beslenmeye tamamen köstekleyen bir durum olduğunu söyleyebilirim. Her sektörde olduğu gibi bence. Güzellikte de, de, beslenmede de değil mi? Sağlıklı Tabii. yaşamda da, sporda da artık birazcık yani çığırından biraz çıkmış vaziyette. Şimdi kahvaltımızı yaptık. 80 kilodan öncekiler azlar ve, ve sonrakiler. Hı hı. Öğle öğünümüzü söyledik. 80 kilonun altındakiler ve üstündekiler için köfte miktarı değişmiyor. Ayran miktarı değişmiyor. Ne yapmış olduk burada? Ne şimdi, şimdi böyle? Dört kaşık <laughs> yemeği koydun. Aslında evet. tek başına doymazsın. Doğru. Bir dilim ekmekle biraz doyum sağlarsın ama ayran midenin içinde volüm yaratır. Şişkinlik yaratacağı için değil mi? Kuru baklagil ya da Hı -hı. protein kaynağını aldın, kalsiyum kaynağını aldın, Hı -hı. ekmeğini de aldın, salatanı da aldın. Tam dengeli bir öğün. Evinizde böyle beslenmelisiniz. Şimdi diyor ki izleyicilerimizden buraya gelirken, ben Instagram'da şey dedim işte Çağla Şikel'le birlikteyiz. Hemen sorular gelmeye başladı. Dedi ki biz iki öğün beslenebilir miyiz? Ya Türkiye evet, ne zaman iki öğüne geçti? Ne düşünüyorsun merak ediyorum. Senin de fikrini istiyorum ya aslında. Sevgili Çağla, Türkiye ne zaman iki öğüne geçti? Hmm. Biz ne zaman bu duruma geldik ben şaşırmaya başlıyorum. Bir günde intermittent fasting dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde orucu bilmeyen, Bizim ülkemizde 30 gün oruç tutuluyor. Orucun faydasını hepimiz biliyoruz zaten. Buna evet. oturup her gün tartışmamıza gerek yok. Ramazan yaklaşıyor. Biz her yıl Ramazan'da vücudumuzu dinlendirmek, ibadeti yerine getirmenin dışında sağlık yararı açısından ne kadar olumlu olduğunu bildiğimiz bir ritüeli evet. ömür boyu yapıyoruz. Şimdi Amerika'dakiler yeni yeni keşfettikleri şeyleri pompalıyorlar, pompalıyorlar, bize yeniden sunuyorlar. Aralıkla oruç haline getirdiler. Ya niye ben onu? iki öğün yemek yiyeyim? Ben modern yaşamda yaşayan, sabah uyandığımda acıkan, Öğlen yemeğimi çalışmışım. Enerjiye ihtiyacım var. İkindi öğününde öğle ile akşam arasında deli gibi bir açlık. Ben niye vücudumu açlıkla terbiye edeyim ki? Ben bunu hiç anlamıyorum ve bunun mantığını da bilmiyorum. Açlık sırasında yağ yakımı olduğu düşüncesiyle ilgili Doğru. ne düşünüyorsun? Doğru. Eğer yemeğinin miktarını gereğinden fazladan normale düzenine düşürürsen vücut yine onu açlık olarak algılar. Yine yağ yakımına başlar. Hmm. Niye ben Porsiyonu vücudum... ayarlarsanız eğer evet. diyorsun niye ben aç bıraktım. gerek yok. O nedenle ben iki öğüne kesinlikle karşıyım. Uygulayanlar da kendilerinde şimdi diyor ki 8 saat açlıktı yaptım kendimi rahat hissettim. Zaten yemek yemediğin için rahat hissettin. Yeniden yemek yemeye geldiğin zaman eğer normal öğünlerini düzgün kuramazsan ne olacak? Hemen kilo veriyorlar incecik sonra yeniden bir şişiyorlar. Hmm. Yeniden kilo veriyorlar yeniden şişiyorlar. Sinirler de harap oluyor vücut da deforme oluyor. Şimdi bakın intermittent fasting dediğimiz olayın kısa dönemde insülin duyarlılığını azalttı yani insülin direncini düzelttiği vesaire gibi olumlu etkileri var. Ya ben söylüyorum sağlıklı beslenerek de var ki ben hı. niye ona ihtiyaç duyayım? Doğru. Sağlıklı beslenen bizim danışanlarımızın hepsi et, süt, yoğurdu, sebze, meyvesi bir besleniyorlar. Ben de öyle aslında. Ben Öğün düzeninde besleniyorlar. Hiç insülin dirençleri olanların hepsi düzeliyor. Ben niçin intermittent fasting denilen vücuduma aykırı bir şey yapayım? Bakın. Hı, hı. 8 saat, 16 saat bilmem ne aç kalmak vücudumuza uygun değil. Bizim vücudumuz 3 tane öğüne. Siz buna kahvaltı, öğle, akşam mı dersiniz? Birinci Öğlen öğün, Öğlen ikinci öğün. akşam mı dersiniz? Üçüncü dersiniz? öğün mü dersin? Kahvaltıyı 11'de mi yaparsın? 3 öğün. Hmm. 4 saat aralıklarla beslenmek Ara öğünün de var senin. İstersen devam edelim ara Verelim. Ürünle. Şimdi kahvaltıyı söyledik. Öğle öğünü söyledik. Ara öğünde tüm kilolar için aynı, kadınlar için aynı. 86 veya üstü değişmiyor. Evet. Bir su bardağı süt ve yanına ya yarım muz, ya bir elma, ya bir portakal, ya 8-10 çilekten birini yiyebilirsiniz. Ya da bir dilim ananas. Şimdi bu mevsimde bu meyveler olduğu için onu söylüyorum. Bu küçük oldu. Dur şunu alayım. Tamam. Süper. <laughs> bir su bardağı süt, yarım muz. Hemen burada bir parantez de açacağım. Anneler çocuklarınıza süt içirmeyi ihmal etmeyin. Belli bir yaştan sonra artık o sütü ihtiyaç çok Özellikle de yetişkinlerin kalsiyumu farklı yerden almaları gibi bir düşünce var. Onunla ilgili ne söyleyeceksin? Tamamen yanlış. Yalan bir ifade. 20 yaşına kadar bütün herkes süt tüketmeli. 20 yaşına kadar bütün kemik rezervlerimizi yapıyoruz kadın erkek. Kırklar? Kırklarda da Düşmesini engellemek için bir su bardağı süt Sediyorum içeceğiz sadece. Seviyorum süt içmeyi ya. Hiç ya, ya valla. Yulafla falan Lütfen çok seviyorum. Lütfen rica ediyorum herkese bu mesajı var. Bir su bardağı süt. Sadece bir su bardağı evet. süt. Sen fikir liderisin ve doğru bir şeyi yaptığın zaman için de huzurlu olacak. Bir su bardağı sütü herkes tüketmeli. Tüketebilir. Altına yazan kişiler yorumların altına. Benim laktoz intoleransım var süt içmeliyim miyim artık bunu siz de çok iyi bileceksiniz. Evet. Laktoz intoleransım varsa süt içmemelisiniz. İçmemelisiniz. Laktozsuz süt tüketsinler mi o zaman? Laktozsuz süt de tüketebilirler ki tüketmeliler. Ancak enzimin aktivitesi eğer tamamen kaybolmuşsa hmm. laktozsuz süt de gaz yapabiliyor. Hı hı. O nedenle laktaz enzimi alacaklar. Tabii. Yani bir enzim. Hı hı. Ya benim mesela çok çevremde laktoz intoleransı olan kişiler hı. var. Laktoz laktaz enzimi aldıklarında rahatlıyorlar. Yine sütünü içiyor. Çünkü sütün içinde biyolojik kemiğe giden tek kalsiyum sütte var. Doğru. Diğer alternatifi yoğurt, diğer alternatifi peynir. Evet. Ve gelelim akşama istersen. Ee, bir ara önümüzü yaptık. Ama... Ara önümüzü yaptık. Şimdi bu formüllerden bir tane çok güzel bir e, yoğurt tarifi vereceğim. Eğer bu, bu ara öğünü yapmadığımızda hafta haftada bir de bu kuru yemişli yoğurt alternatifini tüketebilecek. Of çok güzel görünüyor. Hı. Akşama da verelim daha sonra diğer alternatife Olur. geçeriz. Sonra ara ön için yine bir içeceğimiz var onu da yapacağız. Hadi akşama evet. geçelim. Şimdi biraz önce söylediğimiz gibi süt tüketiyoruz. Bir su bardağı sadece yetişkinler. Hı -hı. Çocuklar bir iki su bardağı. Tam yağlı süt olmasını tavsiye ederiz. Eğer çok böyle gerçekten şişkinliği olan insanlar... ...diyetisyene danışsınlar, doktoruna danışsınlar. Onlar ona özel spesifik önerilerini yapar. Biz burada geneli konuşuyoruz. Laktoz intoleransı olanları değil. Toplumun diğer kısmında kalan benim gibi... Laktoz intoleransı olmayan kişileri konuşuyoruz. Şimdi akşam yemeğimiz çok kolay. Gördüğün gibi evet. ne verdim? 4 yemek kaşığı sebze, sebze yemeği. yemeği Pişmiş mevsim uygun sebze yemeğinden 4 kaşık alıyorsun. 80 kilonun altındakiler 80 kilonun üzerindekiler 6 kaşık alıyorlar. Yanına yine bir su bardağı ayran. Etli veya zeytinyağlı demişsin, onu da ekleyelim istersen. Ne Aynen istiyorsanız öyle. herhangi bir sebze yemeği. Etli de olabilir zeytinyağlı da. Yani Türkiye'de yine şöyle bir yanlış beslenme şeyi var. Etli oldu ben et yemeyim. Ya kıyma ne kadar koyuyorsun ki Aa, sebzenin kadar? içine? Evet, Kuşbaşı ne kadar koyuyorsun? Bir beslenme programını uygularken size verildiğinde akıl süzgecinizden geçirin. Eğer antin kuntin uyduruk bilgiler veriliyorsa bence uygulamayın. Çünkü yok dört kaşık sebzenin içindeki kıyma vardı ben o gün et yemeyeyim gibi bir anormallik şey şey. olamaz. Bizim burada yapmaya çalıştığımız daha doğrusu senin burada yapmaya çalıştığın benim anladığım kadarıyla her şeyi yedirmek ama porsiyonu küçültmek. Eğer bunu yaparsanız... Devam ettirilebilir. Verdiği evet, kiloyu sürdürülebilir bir, evet doğru. Şimdi şunu da söyleyebiliriz. Bence yine senin üzerinden bir örnek verebiliriz. fit, zayıf ve enerjik bir insansın. Hı hı. Soruyorum ben sana. Yasakladığın bir yiyecek var mı hiç kendine? Hiç yok. Normalde her şeyi yiyebiliyorsun. Şanslısın genetik olarak belki ama ailende de obez var mı? Yok, hiç Birinci yok. Birinci derece kişi Hiç yok. Şimdi demek ki şanslılıktan çok... Yediklerin vücudunu yarıyor ve yakıyor. Çünkü dengeli yediğin için öyle. Hı hı. Şimdi ben bu beslenmeyi tamamen şöyle değiştirsem. Sabahleyin e, işte bol tost, öğlenleyin her börek, gün kebap, börek kızartma falan. Akşamleyin de sadece çorba içirsem yine kilo alırsın Yine kilo alırım Bu dünya dayanamaz. Evet. O yüzden şimdi sebzeni yiyorsun, yoğurdunu yiyorsun, sütünü içiyorsun. Yanında. Dengeyle. O yüzden bu zayıflıkta da kemik yoğunluğun evet, yoğunluğu da iyi olur. Çünkü gerekliğini, gerekli olanları alıyorsun. O yüzden evet. siz de öyle yapın. Akşam neyin? Bir su bardağı ayran dedik. Hı hı. Şimdi diyeceksiniz ki niye ayran yoğurt değil? Ayran hiç ki doy. Bir su bardağı ayran midede hacim yaratır. Ama istiyorsanız bir su bardağı ayran eşittir. Üç kaşık yoğurt değiştirebilirsiniz. Evet. Yanına da bir dilim ekmek veya iki kaşık bulgur pilavı. Ya bulgur pilavı her evin evinde evde olmalı. Pirinç pilavı bulgur pilavıyla aynı kaloride. Fakat pirinç pilavı saflaştırılmış ve besin değeri... Bulgur pilavına göre hemen hemen çok az sadece nişasta tüketiyorsun. O yüzden bulgur pilavını yedirmeye, çocuklarımızı alıştırmaya başlarsak mükemmel olur. Biz hep burada konuşuyoruz. Ben sonra bakıyorum besin tüketim araştırmalarına. Herkes yine pirinç pilavı yiyor. Hı Bulgur pilavı tüketmeliyiz evet. unutmayın. Evet evet doğru. Memleketimizin bulguru, memleketimizin yeşil mercimeği, mevsimi uygun sebze, pazardan alışveriş. Bunlar bizim hem ekonomik olarak mutfağımıza yarar hem de sağlıklı beslenmemizi sağlar. Sizden rica ediyorum. Bakın biz de Instagram hesabında bazı tarifler yapıyoruz. Ben biraz önceki bir arkadaşımızı biz sakın bir şey söylemedim. Yanlış anlamayın. Her türlü alternatif tarifler yapabiliriz. Var, biz de evet. yapıyoruz. Ama bizim onlar nedir? Haftada bir ya da iki kere. Ben demiyorum size onları tamamen yaşamınıza koyun. Zaten hiçbiriniz evde de onları bulamazsınız. Ya onu her söyleyeyim. kişi kendinden daha iyi bilebilir mi? Bir başkası bilebilir mi? Kişinin kendine, vücudunda ait. Asla. Yani başkası daha iyi bilemez. Sonuçta kim neye yar yarıyorsa. biliyorsun. Kimisi diyor ki ben çok su içtim çok yaradı. Ben şunu yiyorum sana kilo verdi de bana kilo aldırdı mesela. O yüzden herkes aslında çeşit olsun. Evet. Ama önemli olan doğru beslenme programını seçebilir. Çekeceksin yani. içerisinden. Ve bakın Türkiye'deki en önemli sorun şu anda sevgili Çağla. Bireyler gerçekten e, şimdi tohumlara takmış durumdalar. Doğru. Çok haklı olarak ben ben de taktım o konuyu. Tohumumuzun genel ki kendi lokal yöremizden olması lazım. Neden? Toprağın verimliliği için, ürün mahsulünün bize gelebilmesi için. Sürdürülebilir Yaşam Konferansı denilen bir konferansa katıldım ve konferansta şöyle diyorlar. İleride de artık neredeyse yiyecek bulamayacak duruma geleceğiz. Onu engelleyebilmemiz için sofralarımıza sağlıklı yiyecekler almalıyız. Bunları sağlayacak kişiler evhanelere ben değil, gıda mühendisi değil, politikalarımız ve evhanelerimiz. O yüzden atık bırakmadan günlük yemeklerinizi yapmak, sağlıklı besinlere ulaşmak ve lokal yerlerden alışverişlerimizi yapmak, kendi ülkemizin malzemelerini tüketmek şu anda bizi uzun vadede kurtaracak en önemli, en önemli ipucu. Evet doğru söylüyorsun. Hemen buradan kısaca Revna'ya dönmek istiyorum. Şu anda galiba o peynirlerimizi hazırlıyorsun. Minicik bize anlatırsan neler yaptın? Böyle bir beyaz peynirim var. Onu ilk önce yumurta beyazına buladım. Daha sonra da nohut ununa buladım. Şimdi tekrardan yumurta beyazına bulayıp susamla. Bol protein olması güzel gibi değil mi? Güzel. Sonrasında Sonrasından da fırına vereceğim. Sonrasında onu tekrar fırına vereceksin. Sonra minik minik herhalde değil mi doğrayacaksın? İsterseniz minik minik, isterseniz bütün bir şekilde sunabilirsiniz aslında. Bu biraz size kalmış. O senin şeyin biraz... şey, şey, zevkin zaten. Ona çok güveniyorum bu arada. <laughs> teşekkür ederim. Peki teşekkür ederim. şimdi istersen bu yoğurtlu, kuru bir karışımımız vardı. Onu yapalım. Evet, yapalım. Ardından da bu dönemde tüketebileceğimiz önemli, gerçekten etkili bir içeceğimiz olacak. Büyük ihtimalle de çok destek olacak az önce verdiğimiz programa diye düşünüyorum. Evet. Birincisi Türkiye'de şu hastalıklar çok sık. Bir... Karaciğer yağlanması. Evet, Bırakın insülin direncini. İnsülin direnci ağızlara yine böyle bir yapıştı. İnsülin direncini yanlış ölçüyorlar zaten. Ben onu geçen programda da söylemiştim. Herkesin insülin direnci olma şansı yok. İnsülin direnci var. Bunun ölçüm teknikleri sabahleyin aç karnına belirli saatlerde birkaç kere kan şekeri, birkaç kere insülin düzeyi alınır. Ortalaması alındıktan sonra olur. Türkiye'deki insülin düzeyi hesapları bana doğru gelmiyor bu bir. İkincisi... Ee, bireylerin herkes kilolu olabilir. Her kilolu olan kişi insülin direnci olmaz. Onu da unutmayın. Üçüncüsü sağlıklı yiyecekler tükettiğinizde mükemmel insülin direncinizi yok edersiniz. İnsülin direncinin doğal ilacı bir de yürüyüş olduğunu unutmayın. Değil mi? Çok Şimdi, önemli yürüyüş. Evet. Yeni tarifimiz geliyor. Haydi bakalım. Bu tarifi Normal verdiğim bir aydaki 6 kiloya kadar zayıflayacağınız ara öğünde alternatif olarak haftada bir kere uygulayabilirsiniz. Hı hı. Kuru börülceliği de öğlen öğünün alternatif olarak haftada bir kere uygulayabiliyorsunuz. Sadece öğlen öğünü için diyorsun. Evet tamam. bu da acayip doyurucu. Hı hı. Yani gerçekten en az 4-5 saat tok kalabileceğiniz özel bir tarif. O yüzden belki akşam yemeğinden önce falan tüketilmesi daha mı iyi olur? Öğle ile akşam, akşam arasında, arasında sanki. Akşam arasında tüketmenizi tavsiye ederim. Akşama Aynen. çok fazla dadanmayalım diye aslında birazcık da değil mi? Hem öyle hem de yoğurdu. Tek başına yemek yemeklerin dışında çok zor. Keyifsiz ben oluyor etmiyorum. doğru ama bir sürü şey katabiliyoruz artık yoğurduya evet, değil mi? Evet şimdi bunlardan katacağız çok da güzel olacak Hı -hı. ve size de tattıracağım bu sefer. Şimdi yoğurdu çırpın güzel bir kıvam alıyor Hı -hı. ve içerisine birazcık tarçınla şöyle bir çay kaşığı tepeleme kadar tarçını Hı -hı. koyabilirsiniz. Neden koyuyoruz tarçın? Yoğurtla tarçın kan şekeri dengeleyici mükemmel bir karışım olur Hı -hı. ve ayrıca tarçını hepimiz biliyoruz. Tip 2 diyabetlerde kan şekeri kontrolünün desteğine yardımcı oluyor ama tarçın doğal bir toksin atıcı. O yüzden çaylarınıza çubuk tarçın ve yoğurtlarınıza da normal tarçın koyabilirsiniz. Şimdi çok güzel bir kıvam almaya başladı. Evet. Şu neymiş bakalım. Hazır. Neredeyse. Oo, vanilya. O vanilya mı koymuş? Vallahi bu koyuyoruz. bravo. Vallahi sen istedin de aslında olduğuna ama, inanamadın galiba. Aynen öyle. öyle. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Ekibi şimdi bu, canım hiç bu vanilyayı ben. ben de ilk defa kullanıyorum. Ye, i̇çesim geldi şimdi. Nasıl ya? Yani? Ya. <laughs> <laughs> o kadar güzel. Ki. Enteresan bakayım. Hmm. Aa yedi. işte bakayım koklayayım. Of, of fena bir şey of, güzel. Of. Şimdi vanilyanın ekstraktını bulmak zordur. Yani vanilya özütü. Ee, Şeyi ekibe teşekkür ediyoruz. Deniz ya deniz bulmuştur onu değil mi? Vay 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 şimdi. vay vay. Evet. Müthiş görünüyor. Siz normalde of. evdeki vanilyanızı da kullanabilirsiniz bu. Toz vanilya da kullanabilir evet, değil evet. mi? Evet, tamam. Şimdi, öyle de olursa herhalde bir çay kaşığı, yarım çay kaşığı falan mı koysunlar içerisine? Bir tepeleme çay kaşığı yeter. Bir yeterli. tepeleme çay kaşığı vanilya tozu da koyabilirsiniz eğer ekstresi yoksa dedik Şimdi ve Şimdi burada e, bir mesaj daha vermek istiyorum. Verelim. Cevizleri güzel güzel kıtır kıtır doğrayacağız. Sonra bademleri de biraz doğrayacağım ben. İstediğiniz e şeye kadar koyabilirsiniz. O iyi olur mu sence? Yok. Yo. Burada güzel. Tamam peki. <laughs> Şimdi Aa, bayağı öyle. Hı şu ekmek konusuna da bir çözüm ve gerçek bir bilgi getirelim istiyorum ben. Tabii ki önemli söyleyeceklerin çünkü neredeyse 3 öğününde de ekmek verdi. Evet. Değil mi? Şimdi ben ekmeksiz bir Türk yaşamı asla onaylamıyorum. Kesinlikle düşünmüyorum onu söyleyeyim. İkincisi Ben kimse düşünmüyor zaten. <laughs> i̇kincisi durmadan ekmek yemeyin yemeyin diyenler olduğu zaman televizyonu kapatın. Neden söyleyeyim size? Ekmek Bizim doymamızın dışında sağlığımızı koruyan en önemli yiyecek ne, ekmek... ne ile koruyor, ne ile koruyor bizi? Çok güzel. Bir ekmeğin içerisinde bir diyet lifi var. İnulin denilen bir madde var. Özellikle tam buğday ekmeğin içerisinde. Hı. İki, ekmeğin içerisinde demirden, çinkodan tut çok önemli mineraller var. Ekmek prebiyotik. Ekmeğin içerisinde özellikle bu lifler bize hastalık yapan vücudumuzda bir enzim var. Hı. Oturuyor, çalışıyor hastalık yapmak için. Ekmek yediğin zaman da o hastalık enziminin çalışma kapasitesini yüzde yetmiş düşürüyorsun. Allah yani Allah. Seni... Ekmekle ilgili bu kadar güzel şeyler duymamıştım hayatım boyunca. bak. Ya var ya ha? hiç doğru bilgileri söylemedikleri için beyaz ekmek bizim için hastalık yapan. Hı hı. Bol beyaz ekmek Kesinlikle. yediğinde hı. insülin direncin artar, şişmanlığın artar, karın bölgesi yağın artar, karaciğerin biter. Beyaz ekmeği kaldıralım. Şimdi mesela herkes gidip fırından beyaz ekmek alıyor. Hı hı. Beyaz hı hı. ekmeği Sofradan kaldırıp onun yerine tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, yulaf ekmeği kullandığında ve de az. Bir ya da iki dilim. Bunlar seni hastalıktan koruyacak demektir. O yüzden ekmeksiz bir diyet asla olmamalı. Zaten ekmeksiz diyet yapanların sonu da tatlı kriziyle birlikte kendilerini birden nerede buluyorlar? Dolapta buluyorlar diyebiliriz. Şimdi. Döküyorum içine. Lütfen. Kaç tane yaptık ceviz aslında? 6-7 tane mi? Ee, 5-6 tane ceviz koyduk. Tane ceviz. Şimdi. Birazcık şöyle badem i̇çine koyalım. 7-8 tane badem hmm. koyun. 7-8 tane fındık koyalım. Fındık. Hep tazesini kullandık. Evet. Çiğ ve kavrulmamış tuzsuz. Üstüne basa basa söyleyelim. Ve birazcık da güzel bir kuru, kuru üzüm. Kuru üzümümüzü de Koyduk. kattık içine. İşte bu da kocaman bir ara öğün. Müthiş. Bu bayağı. Yine doymamamıza imkan yok. Evet. Lezzetli de sağlıklı da unutmayın. Bir tadına bakalım mı? Doymamaktan korkmayın bence. Yani inanın hiç gözünüz korkmasın. Son derece hem sağlıklı hem de doyurucu. ...yiyecekler, tarifler oldu. Ben de bir tane bakayım, siz denetin isterseniz. bakın. Nasıl? Ben sonra denettireyim. Olur. Neden? Çünkü az zamanımız tamam, kaldı, tamam. bir tarif daha çok, çok güzel oldu. Soğut, soğut. buzdolabında tutun. Bazı şeyleri de, küçük trikleri de siz yaparsınız evde. Buzdolabında tutarsanız müthiş olur. Evet. Yalnız çok güzel dinliyorsunuz. Ben Hı. izleyicilerimizin de öyle olduğuna inanıyorum. Ee, uygulayın, hayatınızı değiştirin diyorum. Bir, bir de sağlıklı beslenmek için gerçekten mutfağınıza sağlıklı yiyecek almanın ilkelerini öğrenelim. E, yasaklar olay zaten aldıklarımıza başlıyor kesinlikle. Evet. Zayıflamaya yardımcı süper detoks içeceğiyle devam edelim. Ben bu sırada bunu izleyeceğim. Bu paylaşacağım bence çok evet. beğeneceksiniz. Bu kelime güzel bir kelime. Detoks. Vücudu toksinlerden arındırmak keyifli vereyim, bir şey. Deneyin olur mu? Çünkü Bugün biliyoruz ki hava kirliliği bile bizim akciğer kanserinde yakalanmamızdaki en önemli neden. Doğru. O nedenle sizden ricam keyifli bir şekilde evinizde mevsime uygun sebzeleri katı meyve sıkacağından sıkarak haftada iki kere yapacaksınız bunu. Her gün yapmayın. Böyle laboratuvar gibi mutfak Hı. ben sevmem. Ben sağlıklı mutfak severim. Evet. Haftada iki kere yapıyoruz. Evet. Evet şimdi malzemelerimiz şöyle salatalıkları koyalım. Hızlıca koyalım. Bu tarifimizi ee, yapalım. Güzel bir şekilde. Bir an üstüne Oho. geldi zannettim ya. Kerevizleri hemen koyuyoruz. Süremiz epey bir azaldığı evet, için. Evet yetiştirmek istiyoruz. Yetiştirelim. Hoppa. Ve biraz da kereviz sapıyla daha sonra birazcık dereotu ve limonun kabuğunu koymanızı isteyeceğim. Neden? Limon kabuğu en iyi karaciğeri detoksunu yapan şeydir. Yardımcı olayım mı? Şunu alacağım sadece. Ee, limonun kabuğu, bir tane kereviz, 3-4 <laughs> tane salatalık, kereviz sapı, dereotu ve limon kabuğu. Bu kadar yeterli. Tamam. Bol kereviz. Limon sıkmadın direkt limonu kabuğuyla koyuyorsun. Evet değil mi? sonra da limon suyuyla da onu zenginleştireceğiz. Ha, iyice. ...yoğunlaştıracaksın. Tamam. Evet. Bu... ...bu sebze suları bizim için neyi sağlar? Ee, vücudumuzda, karaciğerde iki tane enzim var. Faz 1 enzimi ve faz 2 enzimi. Çok iyisin <laughs> Süper, bak nasıl güzel şey geliyor. Yeter o kadar bence. Ha, yeter mi? Vallahi yani bence yeter şimdilik. Bir şart bardağı alırız, ona koyarız. Evet, bu birazcık sebzeleri... Sıkıntı biraz şey yok. Evet, demek ki... Son bir kere daha evet. şöyle bastırayım. Ee, bunlar neyi sağlayacaktır? Karaciğerde iki tane enzim var. Faz 1, faz 2 enzimi. Bu enzimleri aktif ediyorlar. İçinde doğal ilaçya benzer maddeler var. Ben o yüzden... az mı çıkardım. Bu normalde zaten ne kadar olacaktı ki? Bu kadar. Bu koyduklarımız tabii, daha, fazla tabii, daha fazla olmayacaktı. Fazla olmaz. Sanki böyle bir şey gibi. Tek içimlik bir şey gibi dedi. Şimdi bunun içerisine dinleriz. birazcık... E, limon mu sıkacağız dedi? Şöyle limon suyundan biraz koyacağım. Harika. Galiba karabiberle birazcık daha, e, şey, zerdeçal zerde da zerdeçal da girecek içine. Çok az böyle limonun suyunu koyun. Yiyebileceğimiz miktarda sıktık aslında farkındaysanız değil mi? Önemli olan da bu aslında. Aynen öyle Çağla. Çok fazla tüketip tadını bozmanın bir manası yok. Hem tadını bozmayalım hem de yiyemeyeceğimizden fazlasını tüketmeyelim. Birazcık. Harika. Bir de tane karabiberden bu çekilmiş tane karabiber. Burada tanesi var. Çekip içerisine koyacağız. Birazcık da karabiber koyacağız. Karıştıracağız. karıştıracağız. Ve haftada ne zaman dedim Haftada kere iki kere. Haftada bir veya yani iki kere de bunu Aç, tüketeceğiz. fark etmez tüketeceğiz. Çok ben güzel ve oldum. çok önemli bir beslenme programı verdi. Umarım not edebilmişsinizdir. Biz ekranların yanında hmm. da size listeye vererek yardımcı olmaya çalıştık. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğin değerli ben bilgiler için. Ediyorum. Kocaman bir alkış gelsin uzman diyetisyen Selahattin için. Biz reklamlara gidiyoruz efendim. Reklamlardan sonra biliyorsunuz Çağlay'la Yeni Büyük'ün yeni konuyla devam edecek. Tüp bebek tedavisiyle ilgili merak ettiğiniz her şey için kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Oya Gökmen az sonra canlı yayında Çağlayla Yeni Bir Günde. Yeni bir gün devam ediyor. Yeni konumuzla birlikteyiz. Kadın doğum ve üreme sağlığı uzmanı profesör doktor Oyak Gökmen. Bizlerle beraber nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Gayet iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bugün üreme sağlığımızı konuşacağız. Evet. Öncelikle kısırlık tedavisi tedavisini evet. konuşalım. Ne zaman başvurulmadı kısırlık tedavisi? Evet kısırlık tedavisi ne zaman başlamalı? Yaşa göre düşünmemiz lazım. Hı hı. Evli bir çift eğer 35 yaşın üstünde, evlenmiş ve 6 ay içinde gebek almamışsa e, hemen bir kadın doğum doktoruna gitmesi lazım. Aslında her şeyin en başında da bir gitmek en lazım değil mi? En başında gitmek evet. lazım. Eğer 35 yaşın altındaysanız size biraz daha süre veriyoruz. Hı hı. Yani Bir sene biraz daha birbirinizi tanıyın bakalım neler oluyor diye bekliyoruz. Hı hı. O bir sene sonunda istenilen gebelik elde edilemezse yine kadın doğum doktoruna mutlaka gelmelerini öneriyoruz. Dünya Sağlık Teşkilatı da böyle söylüyor. Evet. Eskiden sadece bir sene her iki grup içinde ama şimdi yaş faktöründen dolayı kadınlar çalışıyorlar gece Doğru. evleniyorlar onun için onların hakkını yemeyelim 35 yaşı 6 aya indirdik. Peki harika. Şimdi mikro enjeksiyonun tüp bebekten farkını öğrenelim önce. Nedir mikro enjeksiyon? Evet tüp bebek bilindiği gibi kanalları kapalı olan bir kadının çocuk sahibi olması için geliştirilen bir teknoloji. Evet. 1979 senesinde ilk bebek doğdu. Kanalları kapalı bir hanımdı. Ama hı hı. biz zannettik ki o hemen ilk seferde tuttu. Hı hı. Başarısız 70-80 denemeden sonra başka kişilerde hı hı. bu işlem başarılı hale geldi. Yani kolay doğmadı tük bebek. Ki de, tabii ki de. Başarısını kanalı kapalı olan kadınlar için bir olanak olarak karşımıza çıktı. Ve çok güzel çünkü eskiden kanalınız kapalıysa ne yapalım? Size ameliyat yapalım. Ameliyat e, uzun sürüyor, başarılı olmuyor, hı hı. E, mikro mikrocerrahi kullanılıyor ama başarıda çok uzak olduğumuz gerçeği var. Evet. Dolayısıyla tüp bebek bizim elimizi güçlendirdi. Ama evet. sonra baktık ki. Hı hı. Dünyada sadece kanalı kapalı olan kadınlar tüp bebek sahibi e, olabiliyor ama bir takım insanlar var ki eşleri kötü yani spermleri kötü spermleri Hı. hareketsiz sperm morfolojisi bozuk o zaman biz dedik ki demek ki biz spermleri yumurtanın içine koyabilirsek yani yumurtanın içine enjekte edebilirsek bu spermlerin hareketinin az olması bizim için bir şey ifade etmeyecek. öyle mi? Onun için biz bunun içine koyalım diye düşündüler. Belçikalı bir grup. Ee, inanın 1994'te çıktı bu teknoloji. Mikro enjeksiyon, i̇lk, enjeksiyon, mikro enjeksiyon teknolojisi. ilk çıktığında Viyana'da büyük bir toplantıda sundular. Herkes ay may derken bir seneki sonraki toplantıda herkes bunu yapıyor hale geldi. Hı -hı. Çünkü erkek kısırlığı da çok ileri e, gündemdeydi. Hı -hı. Dolayısıyla şimdi şöyle diyoruz. Eşinizin spermleriyle ilgili bir problemi yoksa yani sayısı iyiyse, hı hı. yapısı iyiyse, hareketi iyiyse, cıvıl cıvıl gidip yumurtayı bulup dölleyebilecek kabiliyette bir morfolojik yapıya sahipse o zaman biz yumurtanın üzerine aldığımız, hazırladığımız spermi bir damla olarak koyup laboratuvar ortamında bekleyip kendi döllenmesini bekliyoruz. Evet. Eğer bu dediğimin dışında hareketi düşük, iyi morfolojisinin az olduğu spermler karşımıza çıkarsa, e, sayısı da azsa biz onların iyilerini topluyoruz. Çok büyük büyütmede laboratuvar ortamı altında embriyologlarımız tarafından yumurtanın içine enjekte ediliyor. İşte miştir o enjeksiyon bu. Peki başarı şansı tüp bebeğe göre daha mı fazla oluyor? İlk başta öyle düşünüldü. Çünkü neden? E, hangi popülasyonu kullandığınıza bağlı. Erkek popülasyonda e, tabii doğru. başarı yükseldi. Hı hı. E, ve şu anda garip bir gerçek gidiyor ki. Hani neredeyse Türkiye'de yüzde yüz mikro enjeksiyon yapılıyor. Çünkü hasta sanki mikro enjeksiyon daha iyi diye düşünüyor. Hı. Halbuki seçici davranmak lazım. Hani doğaya da bir takım... Çiftlere göre de değişiyor tabii, aslında Tabii Doğaya bu. da bir takım şeyleri bırakmak lazım. Doğru. Dolayısıyla diyoruz ki kişilere özel seçiyoruz. Seçim yapıyorsunuz. Peki e, başvurudan sonra mesela uygulamaya geçiş süreci ne kadar oluyor? Bu süreç nasıl bir süreç? Evet şimdi bu süreç eskiden daha uzun protokoller kullanıyorduk. Biraz daha uzundu yani adetten önceki bir hafta başlayıp Hı -hı. adetle birlikte bir iki haftaydı. Hı -hı. Şimdi yeni kısa protokoller de çıktı. O kısa protokollerde işlemimiz yumurtayı toplamak, almak, döllenmek, içeriye koymak dediğiniz zaman 13-15 gün içinde bitiyor. Evet. Ama tekrar ediyorum. Yine bu protokolları seçerken kişiye özel elbise biçmemiz lazım. Doğru söyledim. Kişiye özel tedavi yapmamız lazım. Herkese aynı protokolü yapamıyoruz. Onun için hastaya geldiği zaman zaten biz her şeyi açıklıyoruz. Siz şu kadar kalırsınız, siz bu kadar kalırsınız diye. Onun için yani kesit olarak bilinmesi gereken Yeni tedaviler var, kısa tedaviler var ama hala uzun tedaviyi gerektiren hastalarımız Bunlar da var. Da var tabii ki. Evet. Peki hastanede yatmak gerekiyor mu bu tedavi Tüp sırasında? Tüp bebek ayaktan yapılan bir işlem. Hı -hı. Bizim ülkemizde anestezi altında yapılıyor. Hı -hı. Ee, batı'da hiç anestezi bile kullanmıyorlar. Öyle mi? Sadece bir sedasyon gibi bir şey yapıyorlar. Rahatlatıcı bir şey yapıyorlar evet, belki. Evet yani e, normalde... İşlem zaten en fazla yarım saat sürüyor. Herhalde bu karın bölgesinde haftada bir uygulanan iğneler mi birazcık e, danışanlarınızın canını sıkıyor olabilir, biraz onları ürkütüyor olabilir, ee, biraz işte, meşakkatli e, ve gerçekten ciddi sağlam bir psikoloji isteyen bir dönem Şimdi bakın çok güzel bir cümle bu. E, meşakkatli bir süreç neden? Size ve bana gelene kadar e, ikimiz de kadın doğumcu olsak bir sürü yerden yani gezerekten Doğru. karşımıza başarısız sonuçlarla geliyorlar. Bir kere ürkü, Nerede? Öyle umudu kırılmış bir şekilde geliyor belki de. Nerede? Öyle hiç tedaviyi görmemiş bir hasta gelecek de karşımıza. Artık yok. Hep denemiş, olmamış, denemiş, düşük yapmış, olmamış, evet, olmamış. Daiz, evet. Dolayısıyla zaten psikolojikman man e, hakikaten yorgun. Onun için bu hastaları psikolojikman rahatlatacak ne lazımsa yapmamız lazım. Doğru. Yani bir kere Hastayla çok rahat arkadaş olmak lazım. Çok önemli Yani orada, bu verdiğiniz empati, enerji, her şey. <laughs> o andaki başarınızın yüzde sekseni o. Kadın doktor olmanın da avantajı herhalde çok fazla Yani Tabii eğer dokunabiliyorsanız kadın doktor olarak çok önemli. Çünkü o süreçleri siz de yaşadınız diye düşünmek lazım. Doğru. Yani bir çocuk nasıl doğruluyor biliyorsunuz. Tabii, tabii ki de. yani bunları biliyorsunuz. Peki tüp bebek tedavisi kaç kez denenilbilir? Güzel soru. <laughs> Tüp bebek tedavisinde maalesef hani öyle bir kere yaptık hamile kaldınız yok. Biz şöyle diyoruz hastanede var da yok olabilir. Var, evet. Biz diyoruz ki kapıdan giren 100 kişiden 50 kişi gebe kalacak. 50 kişi gebe kalmayacak. 50 kişi gebe kalırsa da 50 kişinin Yarısı veya üçte biri eve bebek götürecek. Hmm. Yani bu çok önemli. Çünkü evet, tüp bebekte gebek kalmak değil, dokuz ayı tamamlamak yani ya sağlıklı bir bebek eve götürmek Peki, lazım. Peki normal hamilelikten bir farkı oluyor mu sizce tüp bebeğin? Tüp Yok. bebekle yapılan bebeğin? Yani şöyle, e, tabii kişiye özel yine eğer hasta riskli bir gruptaysa, Hı -hı. ileri yaştaysa, bazı başka problemleri varsa diyelim insülin direnci varsa işte biraz kolesterol trigliseritleri yüksekse hareketsizse gebelik de başlı başına o ortamda yüksek hormonların meydana getirdiği bir takım komplikasyonları da size getiriyor. Tabii ki. Dolayısıyla kişiye özel yine bakmak lazım ve bence şu anda en önemli şey elimizdeki yeni doğan ünitelerimizde çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerimizi Hı -hı. yaşatabilme imkanına sahibiz. Bu evet. çok önemli. Çok, Tüp çok bebek önemli. ünitesi yetmiyor. Hı -hı. Yanınızda iyi bir yeni doğan ünitesi olması lazım. Ee, bizim öyle iyi bir ünitemiz var. Yani 400 gramlık, 500 gramlık bebeğimiz Hı -hı. de yaşıyor. Hı -hı. Sağlıkla bugün 5. 6. doğum gününü de kutluyor. Hı -hı. Ee, tabii ki istiyoruz zamanında doğursun. Hı -hı. Ama zamanda doğurmayanlar için de böyle bir imkan Kalp olması, olması çok çok önemli. Lazım. Peki evet. bu tedaviler sırasında kullanılan ilaçların bir yan etkisi var mı? En çok hanımlar ondan tedirgin olabiliyorlar kilo evet. alacağım tamam biliyorum evet. ama ekstra acaba bir kilo bana ekleyecek mi diye düşünlenler evet. için veya farklı yan evet. etkileri var mı? Tüp bebek tabi rüştünü ispat etmiş durumda tedavi konusunda ama. Çok geçmişini şöyle bakarsanız geçmişte çok yüksek dozlar kullanıyorduk. Sonra anlaşıldı ki daha düşük dozlarla da başarıya ulaştırılabilir. Öyle Dolayısıyla bu önemli bir süreç. İkinci süreç kalçadan iğne kullanmak yerine cilt altı şeker insülin iğnesi gibi iğne yaparaktan o yumurta geliştiren ilaçlar çıktı hı hı. o ilaçlara bebe şey dostu hasta dostu tedaviler dendi hı hı. hastaya öğretiyorsunuz nasıl yapacağını kendisi, yapabiliyor, kendisi yapabiliyor güzel bir şey evet, tabii ee, ki. süreci daha kısalttık hı hı. Ee, dediğim gibi kısa protokollarla. ama e, yani şunu diyemeyiz e, bu ilaçları alırken Size yarattığı bir takım yan etkiler ciddi olarak ileride size sağlık sorunu yaratır diyemeyiz. Çünkü yapılan araştırmalar hani kanserle ilişkisi bu ilaçların özellikle meme kanseri, rahim kanseri ile ilgili ilişkileri falan çok araştırıldı. Hı hı. Ee, Böyle bir şey bulunamadı. Bu güzel bir şey. Evet. E, artı artık daha düşük dozlar kullanılıyor. Hı hı. Artı kişiye özel dozlar kullanılıyor. Yan etkileri de herhalde yani, çok fazla yok diyebiliriz yani aslında. Yani o anda tabii gerginliği var. Hormonların yarattığı bir ödem var. E, gebe kalırsa o ödem biraz daha artacaktır. Gebelik hormonlarının yükselmesine Bence bağlı. Bence her şeye değer diye düşünüyorum. Evet. <laughs> Peki evet. E, tüp bebek gebeliklerinde mesela diğer gebeliklere göre düşük şanslı daha mı fazladır? Ee, esasında düşük şansı daha fazla değil belki ama şöyle e, düşük neden oluyor düşünürseniz hı hı. bu o, kişiler çiftler e, problemli çiftler neden? Ya yumurta rezervleri düşük veya hı hı. yaşlı yumurtalar, ya spermleriyle ilgili sorunu var. Hı hı. Spermlerin genetik sorunu var, e, spermlerin mikrodelesyonları var, spermlerde DNA fragmentasyonu var. Dolayısıyla düşük şansları normal popülasyona göre biraz daha fazla oluyor. Fazla olabilir. Ama şunu unutmamak lazım, bu düşen bebekler zaten sağlıklı bebekler değil. Hmm. Onun için e, zaten doğada da normal gebe kaldığınız zaman düşük. Yaptığınız zaman o Allah'ın bize bir lütfu, doğal bir seleksiyon, Doğru. sağlıklı bebek doğurmanız için size tekrar bir şans veriyor. Hı hı. Tüp bebekte de, de aynı şey söz konusu. <laughs> Ama tüp bebekte şimdi baş döndürücü bir gelişmemiz var. Preimplantasyon genetik tanı işte böyle vakalara hı hı. biz e, embriyodan aldığımız parçayı genetik bölümüne gönderdiğimiz zaman o embriyo sağlıklı mı değil, değil mi, mi diye bilip ...size sağlıklısını koyuyoruz. Genetik inceleme yapılıyor yani genetik anladığım endik. kadarıyla. Bunun ismi de preimplantasyon genetik tanı. Yani daha bebek rahime konulmadan Neden? önce... ...bu embriyo sağlıklı mı diye bakmak. Ve bence bunu zaten herkes bilmek ister diye evet, düşünüyorum. Yani, Özellikle kimlere öneriyorsunuz? Herhalde herkese öneriyorsunuz. Herkese önermiyoruz. Bu inceleme, daha ziyade Kimlere şöyle, öneriyorsunuz? 35 yaşının üstündeki hastalar... ...dediğim gibi erkek infertilitesinde... Ee, mikrodelesyonu olan, DNA fragmantasyonu olan hastalar, yumurta rezervi düşük olan hastalar, hmm. daha önce tüp bebek geçirmiş başarısız Olmuş olmuşlar. Daha önce tüp bebek geçirmiş düşük yapmış hastalar. Hmm. Yani bunlar da tipik, ortaya koyabilecek ha, bu tipik olaraktan bu hastalarımıza öneriyoruz. Biraz bir ek ilave tabii ekonomik yük getiriyor ama sonucunda sağlıklı embriyoyu seçiyorsunuz. Çünkü elimizde şöyle bir şey var. Yumurtanın içine spermi koyduktan sonra izliyorsunuz. ikiye bölünüyor, dörde bölünüyor, sekize bölünüyor, on iki, altmış böyle gidiyor. Siz bakıyorsunuz ay çok güzel bu embriyolar ben şu embriyolardan şunları koyayım diyorsunuz. Ama o embriyonun dıştaki güzel bölünmesi veya güzel olması bu sağlıklı, sağlıklı diyor, olduğunu göstermiyor. Çok acıklı ama öyle. Mi? Evet ama bu çok anlamda Öyle. söylediğiniz i̇şte son gelişme çok, onun çok önemli. Için o bu gelişmeyi orada kullandığınız zaman hasta da görüyor ki 7 tane embriyosu var. Hı -hı. Bir tanesi sağlıklı çıkıyor. Ya 7 tane embriyosu var, 7'si de sağlıksız. Evet. Yani biz onu koysak hasta bize diyecek ki yani gebe bırakamadınız beni. Evet. En azından baştan Ama da önlem alınmış oluyor. bu şekilde. Ama en azından kendisine söylüyoruz önlemini almış oluyoruz. Evet. Peki genetik tanı amaçlı yapılan bu biyopsi işleminin embriyoya zararı var mı hocam? Hayır, embriyoya zararı yok. Çünkü Embriyo devamlı büyüyen ve gelişen, hı hı. bölünen bir canlı. Aldığınız bir hücrenin ona bir zararı yok. Bir de eskiden üçüncü günden aldığımız biyopsileri artık embriyoları daha iyi yaşasınlar diye beşinci güne kadar takip ettiğimiz için o blastokist dediğimiz içi artık sıvı dolu, ben artık rahme yerleşmeliyim, iyiyim diye gösteren kısımda biz onun etrafındaki zardan alıyoruz. Trofoektoderm hmm. biyopsisi alıyoruz. Hmm. Tabii böyle aldığınız bir vakada aynı seansta siz bebeği içeri komuyorsunuz. Hmm. Ne yapıyorsunuz o zaman? Elimizdeki ikinci bir yenilik embriyoyu donduruyoruz. Donduruyorsunuz. Donduruyoruz ve şey bekliyoruz. Netice bekliyoruz. 7 hmm. tane dondurmuşuz. Ama bize ne gelecek bilmiyoruz. Hastaya da diyoruz ki siz şimdi adet göreceksiniz. Biz bir sonraki siklusta rahimin içine hazırlayacağız hı hı. size. Hı hı. Bu embriyoyu koyacağız. Sağlıklıysa bir tane ise bir tane, iki ise iki tane yaşınıza göre onu koyacağız evet, diyoruz. Harika. Ve bu şekilde de güzel başarılı sonuçlarımız var. Çok güzel e, bilgiler verdiniz. Güzel haberler de verdiniz Sağ aynı zamanda. Kocaman bir alkış rica ediyorum Profesör Doktor Gökmen hocamız için. Ve beraber mutfağa geçelim istiyorum. Yayınımızı bugün oradan kapatacağız. Sevgili Rena yine harikalar yarattı. Rengarenk bir sofra hazırladı. Hem de sağlıklı hem de lezzetli diyebiliriz. Hocam buyurun isterseniz gelin buradan kapatalım. Son durumumuz nedir? Bu evet. ne kadar güzel görünüyor. Evet mercimekli kerevizli salata üzerine birazcık nar da koydum. koydum. Cevizler koydum çok güzel. Evet burada glutensiz krakerimiz var. Glutensiz krakerimiz Allah. var. Ay sen bir tane peyniri yapmıştın da onu da ne evet. güzel yapmıştık <laughs> hiç unutmuyorum ben onu evde yaptırdım. Ve burada da fırında beyaz peynir var. Susamla en sonunda üzerine birazcık bal gezdirdim. Ben böyle oy, bir oy şey oy görmedim. Boy. Bu krakerle beraber bu beyaz evet, peynir saniyeler şimdi. içerisinde <laughs> yok olacak. Ve hocamızın yaptığı e, salatamız vardı az önce. Tamam. Ellerine sağlık diyorum. Revran'cığım çok teşekkür çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Seni ağırlamak gerçekten çok çok keyifli. Çok Hocamıza tekrar ederim. teşekkür ediyorum. Ve yayınımızın sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte tüm enerjimizle karşınızda olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim o anla dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.